Şimdi ben e, Şaban Bey'e sorduğunuz sorudan başlayayım bu açıklamalardan. Tam da Ekrem Bey'in cumhurbaşkanlığını çok istediğini ben çıkarıyorum. E, çünkü Ekrem Bey bir daha zaten İstanbul Belediye Başkanı seçilemeyecek. Nereden biliyorsun? Şundan biliyorum. E, Ekrem Bey'i İstanbul Yok yok. Ekrem Bey'i İstanbul Temenni şehir cimdiz. belediye başkanlığına bakın. Alın zafer de öyle. zafer de aynısı. Götüren süreç. sağlı lafı e, keselim. Ankara'yı ve bakın <laughs> AK Parti'nin Ankara bey, ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlıklarını lütfen. kaybetmesinin nedeni yapılan stratejik hatalardır. Şimdi özellikle İstanbul'da düşünebiliyor musunuz? İlk seçimde 15 bin fark var, bir sonraki seçimde 850 bine çıkıyor bu fark. Burada yapılan yani iki seçim arasında yapılan ciddi hatalar var. Orası doğru. Stratejik o hatalar var. Yani. O da başka Abdullah bir. mektubunun yayınlanması, Osman Öcalan'ın... TRT'ye çıkarılması ve buna benzer Ekrem İmamoğlu'nun e, etnik aidiyetiyle ilgili bir takım şeylerin iddiaların gündeme gelmesi Evet evet. O beter Üç, bir şey. Yani o seçmene bunlar ne? etkiledi. Bir de belki seçimin yenilenmesi, ikinci kez yapılması da etkiledi seçimi. Bak şöyle. bir, bir parça etkiledi. bir parça o da etkilemiş olabilir ama bu kadar etkilemezdi. İnsanları ha öyle mi noktasına geldiler ve Ekrem İmamoğlu'na götürüp inat için oy verenler var İstanbul'da. Ben bunu çok biliyorum. Ekrem İmamoğlu iki buçuk yıl oldu. İstanbul'da hangi hizmeti ürettiğine bakacaksınız belediyecilikle ilgili. Benim bildiğim hiçbir şey yok. Ekrem İmamoğlu dediğiniz zaman Keteci teyzeyi hatırlıyorum. En son olarak. Neci teyze? Ya bir kete yapacakmış da bir kadın. Kete mi diyorsun? Kete kete kete. Kete yani bizim Erzurum'un ketesi o, vardır bu. Bir 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 ha, hanımefendi var. Tehdikete vardır. Diyor ki Ekrem İmamoğlu'na da pazarda Çok sana kete yaparım vardır. ama diyor sana oy vermem Yok, diyor. Kete başka Ekrem İmamoğlu birkaç başka. gün önce o kadını ziyaret etti işte falan filan ve bu eee İmamoğlu'na CHP'ye yakın medyada parlatıldı. Hatta o kadın, ee, hatta devamını söyle. O kadın İmamoğlu'na diyor ki ya Erdoğan da geleceğim demişti ama gelmedi diyor. Tamam. Ekrem Bey de diyor ki kadına ya işleri yoğundur diyor. Gelir Sayın Cumhurbaşkanımız da gelir diyor. Peki bir dakika. Bir saniye. ya Keteçi teyzeyi ya niye konuşuyor? ya, tamamını... babalar. Ya Ekrem İmamoğlu manipülasyonları çok iyi beceriyor bu tür manipülasyonları. Ya, ya bir, bir dakika. 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 Zerafete de zerafetim de. Ya, bırak. ya, dakika. Dakika. ya. Şöyle, ya zerafete şöyle zaten benim eleştirdiğim abi, ben, ben, ben konu o. Olmayan bir zerafetin, olmayan bir karizmanın, olmayan bir yüksekliğin görüntüsünü veriyorlar. Yani anlıyorum ya da bu şık bir laf yani. Bunu bunu veriyor. Ya ne diyor ki ya? ben ondan önce gelirim diyor. O da gelir de diyor. Ben ondan önce gelirim diyor. Zaten Ekrem İmamoğlu AK Parti ile kavga etmiyor. Cumhurbaşkanı kavga etmiyor zaten. Öyle, öyle bir siyaset. Bak tamam ben onu etsin demiyorum. Öyle bir siyaset kurgulamıyor. Şimdi e, Ekrem İmamoğlu belediyecilik yapamadığı için İstanbul'da hizmet üretemediği için sadece Erdoğan karşıtlığında bir millet ittifakının teveccühünü gördüğü için eee Cumhurbaşkanlığına. Cumhurbaşkanlığına doğru yürümek istiyor. Çünkü gerçekten seçmen şunu düşünecek. E, İmamoğlu tekrar belediye başkanlığına aday olduğu zaman ya İmamoğlu ne söz vermişti? Ne yaptı? Ya Latif Biz, ses, söz ben söz kesmem de bir şey diyeceğim. Evet. Abi iki buçuk yıldır hizmet yapmadı, yapmadı. Şimdi gibi geçenlerde bana böyle bir klasör geldi. Klasörü yanımda getirip burada tek tek adamın yaptıklarını mı sayayım. Allah aşkına ya hiç şimdi Bir saniye Yapma peki anladım. ben de sana şunu Yapma. söyleyeyim. Benim aklıma niye gelmiyor? Senin aklına geliyorsa söyle arkadaş. De ki İstanbul'da peşinde ki adam. Şunu şunu yaptı dedi. Ya ha, ha, şimdi aklıma geldi. Ya Haliç Haliç'i mahvetmişti AKP son döneminde. Kim Haliç mahvetmişti? Haliç'i kurtaran AK Parti ya. Eski Haliç kurtaran Haliç kurtaran Artık. Tayyip Erdoğan. Sen Ankara'da niye, yaşadığın niye için niye haberin yok. <laughs> Haliç'in bir dakika bir de Haliç'i Nerede temizlediler? Daha ortada bir şey yok. Hayır, yok evet, temizlediler sonra Haliç ne Haliç, kadar kirlendi, Haliç, Haliç neden kenarı boyunca, Haliç kenarı boyunca bir tramvay attı devreye Ha, ayrıca da çok şey oldu. Daha da değilim. Hiçbir Çok şey öyle. yapmadı, hiçbir şey yapmıyor iddiasında değilim. Bu mantığa aykırı olur, siyasetin gerçeğine aykırı olur. Mutlaka bir şeyler yapıyor. Ama kıstas şudur. Seçimden Ankara için de İstanbul için Hal için kirlilikten görünmediği renginin değiştiğine dair son iki yılda 20 tane haber yayınlandı. Şaban Bey siz Latif Bey'e Ankara'da oturduğun için diyorsunuz da siz nerede oturuyorsunuz? Balat'ta mı oturuyorsunuz da Haliç'in <laughs> rengini biliyorsunuz? Yani 20 tane haber çıktı ya. Evet. Zafer ben hanım da İstanbul'a gelince Haliç'e şey gidip bakıyorum ama bir suyun rengi değiştiği gibi sen bak bu çıktı. konuda <laughs> bu konuda bir konuşmak istiyorum. Çünkü şimdi şöyle Ekrem İmamoğlu HDP'nin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçileceği gibi bir yanılgı içerisinde. Niye sadece HDP mi bak, var? evet. Şöyle ama bak, bak bu iş onu, onu 9 puan 10 puan ya. bu iş onu o aynı puanı aynı hazır? noktaya götürür. HDP'ye bu kadar yanaşan bir Ekrem İmamoğlu'na Muhafazakar seçmen oy vermemeye başlar kardeşim. Orası doğru. Bak. E doğru. Evet. Abdullah Öcalan'ın mektubu yayınlanınca, Osman Öcalan TRT'ye çıkınca. Onu bir alacaktır. Kızan, evet. muhafazakar, milliyetçi seçmen. Ekrem İmamoğlu HDP'den daha çok HDP'ci. Öcalan'dan daha, Selahattin Demirtaş'tan daha çok Demirtaşçı olmaya başladığı zaman bir dakika diyecektir. Ama o yola girdi kurtulamaz da. Çünkü... Eğer HDP'nin desteği olmazsa ne cumhurbaşkanı seçilebilir bir daha ne belediye başkanı olabilir bunun farkında ama işin şeyini kaçırıyor e, endazesini kaçırıyor. Şimdi bu e, konuyu biraz daha dengede tutmasında fayda ben, var durumuna ben, ben, katılıyorum. Yani artık hayır, artık hayır. dengede falan tutamaz. çünkü ben samimiyetine inanmıyorum Şahsen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Nasıl olarak. Nasıl inanmıyorsun adam milliyetçi bir adam ya. Samimiyetine inanmıyorum ya milliyetçi insan gara şehitlerinin olduğu. 13 tane şehidimizin olduğu günden bir hafta sonra gidip de Perdin Pervin Buldan'la ağaç dikmez. Tamam mı? Bu gör bu görüntüyü vermez. Bu ne demek ya? Ben şehitleri çok fazla umuruma takmıyorum. Ben PKK ile benim askerimi şehit eden PKK'nın siyasi arka bahçesi olan partinin e, eş başkanıyla ağaç dikerek de bu tavrımı gösteriyorum demektir ya. Anlıyorum da hem milliyetçi olunup hem de bu insanın HDP'ye oy veren 10 puanına Hakan saygı Bey, duyulabilir. Olmaz. Yapma, saygı başka seveyim. şey. Bak saygı başka şey. Her saygı duyan gidip Demirtaş'ın tiyatro oyununa eşini mi gönderiyor galasına? Her saygı duyan gidip Pervin Buldan'la HDP eş başkanlarıyla ağaç mı dikiyor? Bu başka bir şey. Ya, ya tamam Latif mı? Bak, bak Hakan Bey şahittir. Ben milli duruşu olan her milli konularda... Milli kim milli taraftaysa onu destekleyen bir adam oldum. Yalan mı Allah aşkına? Ya Ol. sen öylesin. Ama, ben seni seviyorum. HDP yani ve Selahattin Demirtaş bak. konusunda da adamların haklarını Ekrem savundum. Bey Bu ne takiyeci. demek? Ekrem Bey Ben yalancı değilim Ekrem Bey yani? takiyeci. Ekrem Bey samimi değil bence. Niye biliyor musun? Ya bugün hiç kimse gündeme getirmedi. Ben getireyim. Savcı Selim Gir Kiraz'ın DHKPC tarafından öl şehit edilişinin yıl dönümü, 6. yıl dönümü sanıyorum. Ya çıksın Ekrem İmamoğlu bir günde böyle milli bir konuda açıklama yapsın ya. Bugün e, Mora Yarımadası'nda e, 1821'de e, katledilen Rumlar tarafından katledilen 40 bin Türk'ün yıl dönümü 31 Mart. Çıksın Ekrem İmamoğlu katliam yapılmıştır desin 1821'de Mora'da Rumlar tarafından 40 bin Türk soykırıma uğradı. Ne, dedi. ne, ne zaman? Ne zaman dedin? Bir tane böyle bir açıklama yap. Ak attılar mı o konuda? Nasıl? Ak Partililer o konuda Ya konu bakın aklılar. ama şöyle bir şey. Ak, Ak Parti'yi konuşmuyoruz AK şimdi. Ak Parti sözcüsü yaptım bir böyle. Bir saniye nasıl? kardeşim. Ben genel konuşuyorum. Sadece <laughs> bunu demiyorum. <laughs> Bu tür tip. konularda Ekrem İmamoğlu... Ya da başka ya örnek la ver lan. Allah aşkına... Ya. Ben... Ekrem Bey orada herifler bağımsızlık savaşı şey konusu bakarsan, olayına Şey gidiyorsun. konusu güzel. Devletleri işgal etmiş. bağımsızlık savcı Kiraz. Bize karşı. Ya, savcı Kiraz konusu ya, önemli bir konu. Evet. Şimdi orada bakın, bir duyarlılık şimdi göstermekte yarar bu, var yani. mora evet. morayla ilgili konu da yani İstanbul'da bir adliyede e, teröristler tarafından hunharca şehit edilmiş bir savcının e, vefat yıl dönümünde şehit olmasının yıl dönümünde İstanbul Belediye Başkanından evet yani bir Taziye bir, bir şey mesajı beklenir ama Bak, moro şimdi yani. Ya hayır onu değil bence ben, de. ben onu moro. O başka örnek adersi... seç diyor. Yok yok tamam. Onu ben dile getirmek için programa gelirken de dile getirmeyi e, düşünüyordum. Yani Ekrem ile ilgili konu olmasa da başka bir yerde. Ben de, bir de, moro yani. mesajı veririm diyerek düşünüyordun. Evet. Ee, Ekrem İmamoğlu üzerinden mi veriyorsun? Hayır hayır. söyle <laughs> Ya diyorum ki Latif Şimşek olarak. Benim aklıma geliyor bu. Ben bunu gördüğüm zaman ilgileniyorum da Ekrem İmamoğlu mesela kendisi de Yunanistan'da falan böyle çok şeylidir, işli dışlıdır, çok gidip gelir. Ee, yani o Rumlara bir iki kelime edemez mi yani? Ee, kardeşim 1821'de böyle bir Ama soykırım yapılmıştı. Ama bak seçim öncesi yanlış yapıldı demiştin. Şimdi... Aa, bak şimdi bir de bazı şeyler seçim tamam, öncesinde konuşulmayabilir. Şey. Ama seçimden sonra konuşulabilir evet. bazı evet. şeyler. Ben bu şimdilik bu kadar söylemekle yetineyim. Peki. Bir şey ama daha söyleyeceğim. Bir söyleyebilir miyim? Lütfen evet. tarihi bir şey söyleyeyim. Evet. Bak bu evet. Moray'ı, bak evet. ben milliyetçi bir adam olmama rağmen şunu diyorum. Herifleri 450 yıl işgal etmişiz. Herif orada bize karşı bağımsız harbi yapmış. Ya Şimdi bunu bu, söyleme sakın bak. Ya benim ne olduğumu bilirler. Anladım la, da ama orada bir soykırım yapılıyor bak Moro'da. Yani öyle ee, şey değil bu. Bağımsızlık savaşı <laughs> değil. Orada teslim olan e, 40 bin kişiyi teslim olan 40 bin sivili öldürüyorlar. Denize döküyorlar. Abi, denize tamam da döküyorlar. milliyetçi olmak demek. Evet. Körü körüne değil. Bir, bir de bir gerçekçi bak. Herif bıra bırak sen şeyi. Hani orada katliam dediğin doğru. Orada tabii ki kızarım. Ne ben yani şimdi savaş olsa gider Yunanistan'a karşı ölürüm de bu yaşta. Tamam. Konu o değil. Ama Örneği başka yerden seç. Herif 450 yıl Atina'ya şey. tamam, bayrağı benim, dikmişiz. Ya benim örneğimin yanlış olduğunu söyle de ama Moro Yarımadası'nda biz işte adamlar 450 sene işgal etmişiz de onlar da sanki bu katliamda haklıymış gibi anlaşılır. O yüzden senin için söylüyorum. Yok yok katliamda yani, haklılar he. der miyim? Evet, ya, de, sen ya, sen demezsin şey. ama tamam, o şey mana dertin. çıkıyor. Yanlış ee, diye Ahmet Bey, sabrınızı de, zorlamamak yani genel adına. Genel bakarsam büyük bir resmen, şey daha Bora olayı, Yunanistan ee, olayı başka bir, bir olay. Bir konuya daha girip şey yapayım. Şimdi Anadolu'da bir söz vardır. Sen de çok iyi bilirsin. Bizim orada da çok kullanılır. Ee, yanlış anlamasınlar. Hakaret kasıtlı falan söylemiyorum. Bunun bir atasözüdür. Koyunun olmadığı yerde keçi Abdurrahman Çelebi denir. Şimdi Millet İttifakında Cumhurbaşkanı adayı yok. Yani kimi aday göstereceklerini bilemedikleri Var abi için. sayıyoruz biz sayısın. Ya sayıyorsunuz da yani. Latife göre yok yani. Bana göre bana göre net bir aday yok. Bakın Ekrem İmamoğlu'nu öyle adaylığını kimse garanti falan görmesin. Yok, Mansur Yavaş'ı da, da görmesin yok kimse. Ki doğru bence de. Yani Mansur Yavaş'ı da görmesin. Hatta bu konular belki de şuna mal olacak. Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olacaklar. Belediyeden mi? Hem belediyelerden olacaklar hem cumhurbaşkanlığından olacaklar. Çünkü... İşte Ömer Bey de ona işaret ediyor. Evet. Mi? Bu seçim talebi yani. var ya. Çünkü bu cumhurbaşkanlığı adaylığı sevdası Ömer Bey de herhalde onu söyledi. Belediyede hizmet üretmelerinin de önüne geçiyor. Tamam mı? Niye geçsin ki? Ya, ya yapamıyorlar çünkü oraya odaklanmışlar. Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olacağına odaklanmış. Hizmetle gündeme gelmek yerine toplumun geneline hangi algı operasyonlarıyla etkilerim diye onun peşinde Ekrem Bey. Ya lat, be, bir Hakan de, Bey, özür dilerim bir şey söyle Latif özür dilerim. Aa, şey sen imam olucusun abi anlaşıldı. Ya adamı Şahre beğeniyorum ya. Allah, Allah Şey dedi ki e, Ömer Lütfi Bey e, Zafer sordu ona ben kimseci değilim dedi ama sen beğeniyorsun imam Beğeniyorum olursa, canım Allah'ım. Saygı da duyuyor. Ya destekleyebilir yani kimse. Tabii istediğin gibi. Ya tarzını beğeniyorum. Ya Anladım. tabii ki beğeniyorsunuz. oy vermeyeceğim diyen kadının gidip elini öpüyor. Güzel bir şey. Canın sağ olsun. Ya işte diyor. şimdi kurban olayım. Şahane, şahane. Ya yapılacak bir sürü ben başka iş bir şey varken biz zamana yetişemiyoruz latif, derken. Ilginç sen gidip yani niye keteyle meteyle uğraşıyorsun? <laughs> ya ben? eyvallah. Orada yani sırf orada amaç ne biliyor musunuz? Bakın Ahmet Bey, Bakın, Latif. o kadın dedi, Bakın, dedi ki ben ağalar oy veriyorum. Sen Tayyip Erdoğan'ın yanında bak, değilsen ben sana hissedecek. oy vermem dedi ya. Şimdi ikinci üçüncü ikinci komşumuz herhangi bir teyzenin elini öpmek imtiyaz haline geldi. Bu zaten bizim hepimizin çocukluğundan beri yaptığı şeyler. Ya, yani bir teyzenin elini öptük diye, bir komşuyu ziyaret ettik diye, onun yemeğini yedik diye başarılı bir siyasetçi olunmaz ki. Sırf Bunlar değil, buradaki ekran görmeyelim de beğeniyorum. Zaten bakın, Ömer Bey benim söylemek gelen, istediğim başka. Temel kriterleri bunları bakın, biz ailemizden gördük. Anladım. Ya burada, Anladım. Bir benim bir şey burada başka benim başka. bir şey var. Burada başka bir şey Ömer Bey burada başka bir şey var. Hakan Bey diyor ki sana oy vermeyeceğim yani, diye siyasetli, ittiği o gitti siyasetli, onun siyasi elini öptü diyor. Yani teyzelerimizin halalarımızın ya, yani, elini öptü. Yani teyzelerimizin öpmesi değil. Bugün de sanıyorum Kılıçdaroğlu gitti aynı teyze. Tabii ki öyle olacak zaten. Yani başka siyasetli. Başka siyasetli. Başkası sırtını çeviriyor dönüyor. Hayır başka. Başka siyasetçi olsa gider onun evinin suyunu keser ya bana oy vermeyecekmiş diye. Peki. Ya Ömer Lütfi Bey siz e tamam, tamam bu bir tam, bir insandır. Ben Olmaz böyle bir şey. Söz sende. Yani bizim büyüklerimize saygımız, teyzelerimizin, ninelerimizin, halalarımızın, komşularımızın hatrını sormak, onların evinde ziyaret etmek, bunlar bir imtiyaz, bunlar bir üstünlük Efendim, değil elbette. ki bunlar zaten hepimizin, Elbette her diye, ben onu örnek zaman hayatımızın olması gereken şeyler. Tamam bu ayrı bir şey. Şimdi ya Latif yani, senin ilgini çekecek bir şey söyleyeceğim yani diyorum. Bir saniye müsaade et Hakan Bey. Bir Ömer ya, Bey bir taksi durağını sözünü. ziyaret ettik. Taksicilerle oturduk. İyi ziyaretçiyiz. İşçilerle sohbet ettik. İyi siyasetçiyiz. Teyzenin elini öptük. İyi siyasetçiyiz. Ya bunlar zaten tamam bizim abi, Ekrem o bilmemiz Ekrem gereken, iyi, iyi yoksulluklarını için. Peki, gidermemiz tamam. gereken, Dediğin o olsun, yüzden siyaset olsun. yapmak Bravo. istediğimiz insanlar. Peki, bu bir, öyle bu bir şey değil ki, gösterge değil ki. Peki, peki. Yalnız burada bakın yani Bey bakın gözden kaçan yani bir şey ben size var. başka bir, bir şey söyleyeceğim. E, e, bu bir şey söyleyeceğim. Kemal Bey'in Kemal Bey'in daha önce Hakan Bey Hakan Bey bir Dinliyorum, çok küçük bir araya bu. gireyim. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu daha önce 2 3 defa e, yerel yönetimlerdeki isimlerin Cumhurbaşkanı adayı olmasına sıcak bakmadığını ifade etti. E şimdi genel başkan düzeyinde böyle bir e, set çekildiği halde eğer hem Ankara hem İstanbul belediye başkanları bunun için çaba gösteriyorsa bence ortada ciddi bir sıkıntı var demektir. Yani bu biraz da meselenin bu boyutu var. E sıkıntıyı 8 aydır anlatıyorum zaten Zafer'cim Evet. Peki, Latif şimdi şey ne şey diyecek? söyleyeceğim şimdi. Allah aşkına ya çok Ama, kritik bir evet. şey. Sayın ya. Hakan, Hakan Bayrak, Bey bunu siz ben, sadece bence yanlış okşayası yapacak. Sıkıntıyı anlatıyorsunuz. Bak. Cumhur İttifakında hiç mi sıkıntı yok? Neyse tamam. Bir müsaade edin Hakan evet. Bey. Çok kritik bir şey söyleyeceğim. Abi söyle. Bu dikkatten kaçıyor bak. Eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi vaktinde yapılacak olursa şu anki Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan aday olamıyor. Mevcut anayasaya göre. Aday evet. olamaz. Olamaz. Evet. Bir de o durum var ya. Yani. Bir dakika. Daha ilk bir şey söylüyorum. Ama Kemal Bey ile Meral Hanım habire seçim seçim diyorlar ya. Meclis seçim kararı alırsa erken seçim kararı olabilir. Sayın Erdoğan aday olabilir. Şimdi seçim zamanında yapılacak wow. deyip 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 müsait ortam geldiğinde hadi Hodri meydan deyip Erdoğan tamam. bir daha aday olabilir. Ben şunu düşünüyorum. Acaba Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener bu enteresan pozisyonu biliyorlar mı? Yani şu anda mesela Sayın Bahçeli ve mümkün mü? Yahu tamam da o zaman seçim diye tut. Şimdi çok, çok iyi biliyorlar. Sen evet. sen Peki biliyorlarsa tekrar Sayın Erdoğan'ın aday olmasını istiyorlar o zaman. Öyle mi? Erken seçim isteyerek. Erken seçim isterlerse meclis erken Hayır. seçim Türkiye kararı nin, alırsa Türkiye'nin bir an evvel her değil. koşulda Belki. istikrara ha hukuk devleti olmaya Demokrasiye kavuşmasını istiyorlar. Buradaki Tam, anladım, konu anladım. Sayın Ömer Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı onu, olup olmaması değil. Kimsenin ne var yok biliyoruz. Dolayısıyla erken seçim isteği ister aday olsun ister olmasın peki, konu peki, Türkiye'nin demokrasiye, tamam. hukuk Şimdi devletine, ekonomik gelişmesine, diyorum ki lafım şu. Konu mu diyorsun sen? Yani e, Tayyip Erdoğan'ın hani Baykal 2003'te e, Tayyip Erdoğan'ın milletvekili seçilmesi durum. için önünü açtı. E, yasa değişikliği yapıldı da. Şimdi yine yok şey... Yok yok. E, Bak başka bir şey söylüyorum. Bir az bitirebiliriz. Yani sen. Tayyip Erdoğan'ın önünü açmak için mi yapıyorlar diyor. Ya olur mu öyle bir şey canım? Ö Tabii ki onu demiyorum. Başka olur bir şey bir söylüyorum. Bir olur anladım. mu böyle bir şey? Diyorum ki. Demokratik bir yarış. Efendim tamam demokratik yarış da siyaset strateji işidir. Yani öyle rastgele e, yasetler girilmez yani. Yasetler her olayda diyelim o ayrı da. Ya Şimdi evet. bakın. Bakınız. Ama bir, bir de siyasi... Ya bir şunu bir şunu bir izah edebilir Müsaade buyurun bir şey izah edin. Ah, için yapılır. Şu andaki anayasamıza ve mevcut yapıya göre Cumhurbaşkanlığı seçimi vaktinde yapılırsa ve eğer bir anayasa değişikliği yapılmamışsa Anayasa değişikliği yapılacak falan diyorlar Yapılmamışsa, Sayın Cumhurbaşkanı tekrar aday olamıyor Sayın Erdoğan. Tam. Nereye varacaksınız? Şuraya mi? varmak istiyorum. E bunu... Erken e, seçim mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi karar verecek. Karar verirse erken seçim yapıyoruz diye. Ya da anayasa değişikliği yapılacak ya. Bir 2020 dakika, dakika, 20, 20, 20, 20, Abi dur ya Allah aşkına. 20 2022'nin başında olsun. diyor ya. Orada anayasaya bir madde de koyabilirler. Ya bir, bir saniye be abicim. Yani nereye varacaksınız? Ne de e yani bit Bitirin ama hemen. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim kararı aldığı an yarın sabah veya bu pazar. Sayın Erdoğan tekrar aday olabiliyor. Aday olabiliyor. Bu kadar 3 nokta koyuyoruz. Bir, bir dakika. Ya arkadaşlar er Erdoğan arkadaşlar karar, erken seçim kararı alması da hala olabiliyor. Zafer, e, alamaz. Olamaz. Ya bu 2023'te karar verirse olamaz. 2023'te e, Erdoğan'ın <laughs> aday olamayacağı böyle tartışmasız böyle e, bir gerçek mi, realite mi yani Ankara'da herkes bunu benimsemiş durumda mı AK Partililerde? Şimdi herkes... Burada burada Ömer Bey'in ya Ahmet Bey şöyle burada Ömer Bey'in hakkını teslim ederim. Ömer Bey yaklaşık iki yıldır bunu söylüyor. Ama buna karşılık başka hukukçular da böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade ediyorlar. Yani şu biliyorsunuz Sayın Erdoğan 2014'te seçildi ilk defa 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Sonra 2018'de seçildi. Sonra işte bu konuda bir düzenleme yapılmadığı için iki dönem hakkını kullanmış sayılır diyor Ömer Bey ve Ömer Bey gibi düşünen isimler. Ama burada şu var, Ömer Bey buna daha iyi bir çerçeve çizebilir. Hani seçim 2023'ün Haziran'ında ya Ahmet Bey, normal takviminde. Siz bu seçim 2023'ün Haziran'ında değil de 2023'ün Mayıs'ında yaparsanız bu sorun değil mi? Aşılıyor. Yani, yani dolayısıyla Zafer, ortada şunu, ya şunu, şunu, işte Cumhurbaşkanı şunu, Erdoğan bir kez daha aday olamaz diye yaygara koparacak bir durum söz öğren, konusu değil. Anladım şunu öğrenmek Sayın istiyorum. Sayın yani, Erkan burada Parti, araya girme şansın var mı? Yok yok yo, yo, ben yani bunu tartışmak istemiyorum. Sadece şunu anlamaya çalışıyorum. AK Parti çevreleri de... Yo yo tartışmak için söylemedim tespit için. Bir, bir sorumu tamamlayayım ondan sonra. AK Parti çevreleri de bunu kabul ediyorlar mı? Tamam bu bir realitedir, gerçekliktir diyorlar mı? Yani ben hiç böyle bir demeç de okumadım. Hayır, ee, hayır. Yani böyle e, bunun <laughs> bunun yanlış bir yorumlama olduğunu söylüyorlar. Çok ama soruyorum. tutun ki Ömer Bey haklı olsun. Kendisi saygın bir hukukçudur. Evet. Kendisi saygın bir hukukçu. Tutun ki haklı olsun ama siz seçimi... 2023'ün 24 Haziran'ında değil de 2023'ün Mayıs ayında yapma kararı aldığınızda yani bir ay öne Sorun çektiğinizde çözülüyor. Peki, böyle bir tamam. durum ortadan kalkmış oluyor. Şimdi Ömer yani, Bey. E, hani ortada Ömer Bey bir hukukçu olarak bunu yakalamış iki yıldır söylüyor. Kendisi yani bu söylemin patenti Ömer Bey'e aittir. Onun Ahmet Bey bir cümlem benim... vardı onu söyleyeyim de o zaman. Ondan Ömer sonra... Bey söylesin Yok, ondan sonra. Bir cümle hakkı hakkı. Bir şunu belirtmemiz lazım. Peki. Buyurun Ömer Bey. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kaçıncı dönem milletvekilleri var? Ha Ömer Bey bunu açmayalım ya. 27, bunu tartışmak 27. istemiyorum. Ha hatırlamıyorum. <laughs> 27. Hayır dönem. hayır. Y 26. dönem milletvekilleri var. Ha var. 27. 27. Cumhurbaşkanlığı'na geldiğinde neden rejim değişti deniyor? Dolayısıyla Sayın Zafer Şahin'in belirttiği gibi 2 ay, 3 ay önce tamam, de olsa tamam, mevzu seçim de. takvimi 90 gün olduğu için önce de olsa Konumuz o değil. erken seçim olduğunda problem yok. Ama konu şu, burada konu asla ve kata Sayın Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olup olabilme, olamaması değil. Tabii ki olsun. Konu hukuk devleti ilkesi, anayasanın uygulanması. Ömer Bey, Zafer tam... Bey'in söylediği gibi 6 ay önce olur. Me bu kadar mevzu anlaşıldı Mev mesele anlaşıldı hiç orayı derinleştirmek istemiyorum Peki. çünkü ayrı Aynı bir konu başka İmamoğlu. bir konu ya evet yani. bir dakika İmamoğlu'yla ilgili <laughs> <Evet, bir> şey. <laughs> evet, Rahmetli Demirel'in bir sözü gönderdi. var ya meseleleri mesele yapmazsanız bir mesele ya, bir olmaktan bir de çıkar İmamoğlu'nun bir konu imam arkadaşlar oldu. müsaade eder misiniz? estağfurullah bitirebilirsen geldiği günden beri yaptığı hizmetleri Whatsapp'tan bir dosyayla gönderdim çünkü okuyamam ha, Ekrem Bey sana gönderdi sen de bana gönderdin herhalde <gülüyor> <gülüyor> Şirketteki arkadaşlar gönderdi tamam, ya. Tamam, neyse. Ben onu onun kendi programımda da söylerim eğer gerçekten kayda değer hizmetler varsa. Abi bir göz at bir ara söylerim ya. Ya. Ben göremiyorum abi. Ben Ekrem Bey'in kayda değer bir hizmetini ben göremiyorum. Çıkacak söyleyecek şu kadar metro yaptım. Şu kadar otoyol yaptım. Şunu yaptım. Bu kadar altyapı <laughs> yaptım. Bunları anlatacak ya. Daha Adama ha, medyada yer mi veriliyor? Halis temizleyemedi. Latif Allah aşkına yer ba mi veriliyor? Bakacağım. E, hükümet hazine garantisini versin. Bakacağım. Yapılır, bakacağım. Niye saldırdı? kardeşim? Şimdiye Çok kadar bütün yapılır. belediye başkanları hazine belediye garantisiyle mi çalıştılar? Garantisiyle ya daha ülken, iki gün bütün gelin. belediye başkanları dış borçla evet. mı çalıştılar? Evet aynen öyle çalıştılar. Yani sadece Hatip, evet, AK, AK, öyle AK, AK, öyle AK çalıştı. Parti AK hükümetine karşı Avrupa'da PR elde edebilmek için gidip Avrupa'dan kredi istemek, borç istemek, Türkiye'yi sıkıntıya sokmaya çalışmak Siyaset de değil, belediye başkanlığı da değil. Bana göre kusura bakmayın. Daha iki Aa, gün önce yeni ya, bir metro hattının temelini attı daha iki gün önce yeni bir metro hattının temelini attı Ekrem İmamoğlu. Tamam kardeşim yapsın doğrusu, da görelim. Şeyde de Mehmet Altınsoy zamanında da ödenmeden. metro hattı temel <laughs> atılmıştı. 30 sene sonra yapılabildi. Ben Ayrıca İzmir'de imkanı alacaksınız. Sonra İzmir'de, İzmir'de hatırlatırım. İzmir'de de CHP'li belediyeler metro inşaatına başladılar. Halkı bitiremedikleri için Ulaştırma Bakanlığı yapmıştı İzmir'de metroyu. Ankara'da da öyle oldu. Melih Gökçek bir bitiremedi. Ulaştırma Bakanlığı yaptı. Tamam ne Böyle. güzel olmuş işte. Melih tamam. Bey Melih Bey büyük bir bölümü bitirdi. Bir körnizle, Hayır. Bitirmemişti. Kapatmışım. Melih Bey, bak, Hiç alakası tamam, bilmiyorsun. yok. bilmiyorsun. Sırf burada Melih Bey'e giydirmek Hiçbir için laf söylemem. Ömer Bey bir dakika. Ben Melih Bey'i severim. Ama Melih Bey orada kazı işlerini bitirdi. Delme işlemleri falan bitti. Ya delme Ulaştırma işlemi dedin de <laughs> işçileri yiyorsun ya da işte getiriyorsun ya şeyi. Sepçeyi getiriyorsun kazıyorlar. Çay yoluna kadar kazmışlar. O konuyu, abi, konuyu kazmış başka zaman konuşalım. Sonra Okuyacağım, yapamadı. Bakma. Hakan ya. Bey biraz bir, bir kısmını okuyabilir miyim? Hilal Yıldırım'ın baştırma ya, bakanlığı yani, döneminde. Abi bir izin verir Tek tek gidelim. Ankara Hayır deniyor dönemde. ki hiçbir hizmet yapmadı adam ya. Ya hiçbir hizmet yapmadı demiyorum. Benim diyorum benim gözüme batan Ankara'da yaşayan Çünkü bir... şovu sevmiyor Aa, Latif. Öyle mi? Ekrem Bey mi şovu sevmiyor? Bu <laughs> anlamda sevmiyor. Yahu bir kete üzerinden şov yapan... Ekrem kete İmamoğlu ne ya kete? Ya şerefsizim yapsa... yapsa... WhatsApp'a sığmıyor. Bak 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 böyle geçiyor bak. <laughs> Neyse. Dur tamam abi. Ben, ya ben reklam yapmam. Gelen siyaset ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili... Abi, kete... abi ben kime hak verirsem onu savunurum. Ya. Al birkaç tane okuyayım. Teyze dediklerini ayrıca Ekrem İmamoğlu da yaşıt ya. Hakan Bey yani. 30 Teyze saniye alabilir yani. Teyze hanımefendi diyecek. Hanım Hakan Efendim Bey, konu Ekrem yani. Bey. Evet. 30 saniye alabilir miyim? 30 30. Latif Abi 30. bir saniye ama ben bir konuşayım ondan sonra ya sen. Seni kesmem ya, Latif söyle Tamam. Ya. Yani şimdi <laughs> bir de bu erken seçimle ilgili şöyle bir e, handikap çıktı benim karşıma burada. Ekrem İmamoğlu'yla eee şeyin birbirinden haberi yok. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki sonbaharda seçim var diyor, Ekrem İmamoğlu diyor ki iki buçuk yıl sonra Türkiye'yi biz yöneteceğiz diyor. Ya neyse buralara da şey, açık <laughs> aramak için. Ya açık, açık arama meselesi değil. Halkın çok beğendiği adamları genelde Ankara'dakiler bazen öyle biraz şey derler. Başak. Ya ben şeye O takım. başka bir dert. Kete mi güzel Ahmet bazlama Bey, mı? Ahmet Bey, Ahmet Bey bir. Bazlama ile kete bir... arasında fark var mı? Hayır. Hayır abi ben Erzurumlu olduğum için keteye bayılırım. Çok Ama keteye bayılırım. Kete kalmadı. Ya. Babaannem öldü. Evet. O öldü. Kete, Bana kete bir kete gönderen olursa Allah razı Ahmet olsun. Ahmet Bey. Ben de gideceğim o kete canım efendiye. Ben de gideceğim o kete canım efendiye. Mutlak Erzurumludur. Evet. Ama bence, bence Bayburt'ta da yenir. Ahmet Bey. Erzincan'da çok çok da Çok soru vardır eminim. Yani <laughs> Kars Erzincan Bayburt'un ortak bir şeyidir. Zafer bir şey mi söylüyorsun? ben bir ekleme yapacağım. Şimdi Ahmet Bey, Ömer Bey bir iddia ortaya attı. Hani borçlanmasının önüne geçiliyor Ekrem Bey'in diye. Bakın kendisi gelir gelmez 2019'da Almanya'dan 110 milyon euro borçlanıyor. 2020'de de daha yakın dönemde 5 yıl vadeli dolar cinsi Eurobond ihracıyla yurt dışından 580 milyon dolar borçlandık diye kendi açıklaması var. Yani burada kimse Ekrem Bey'i engellemiyor. Kimse böyle bir mağduriyet algısı yaratmaya çalışmasın. Gayet de güzel borçlanılıyor. Borçlanmak da iyi bir şey değildir. Onu da Tabii altın ki. çizmek lazım. Ahmet Bey bir... Hani siz İstanbul'un kaynakları derya, İstanbul hazine hazine deyip de kendi öz kaynaklarımızla belediyeyi yöneteceğiz dediniz ya, öyle göreve geldiniz ya. E şimdi demek ki gerçekten öyle değilmiş ki de yurt dışından borç arıyorsunuz. Bir de bugün Ulaştırma Bakanı'nın bir açıklaması vardı Sayın Kara İsmailoğlu'nun. İstanbul'da projelerin daha önceki belediye döneminde başlanan birçok projenin 2 yıldır bir metre bile ilerlemediğini bir tamam, adım atıyorum. Ahmet adım Bey, adım. saniye duruyorum. Yurt Bey, kadar hayır, e, Bir dakika e, Bey, ben de Hakan Bey. Herkes aynı anda konuşuyor. lütfen. Bir cümle söyleyeceğim. Bir cümle söyleyeceğim. Şimdi yurt dışından borç almak yanlış mı? Yurt dışından borç. Değil. Değil. Ömer Bey. Hükümet, hükümet hükümet de arıyor yurt dışından borç. Şimdi hükümet de işte Londra piyasalarından şey swap diyorlar. Swap anlaşmalarıyla işte ülkelerden borçlar arıyor. Ya belediyeler hükümet mi kardeşim? Ya belediye dakika, iş, işini filan Bey, bakın, de işini finanse etmek için azine be. garantili tamam, borç alıyor. Devlet Zafer uygun Bey. görürse belediye borç alabilir. E tamam, e, devlet uygun görmezse zaten olamaz. Şaban Bey bir saniye. Ya demek ki borçlanmış işte yani ciddi miktarda borçlanmış. Ya canım devlet de borçlanıyor bakın, ne olacak? Koskoca dünyanın bakın bir saniye lütfen Şaban Bey dünyanın 140 ülkesinden büyük bir ülkenin şehri şehri topu topu Zafer Bey'in söylediği rakam 600 milyon euro. Yani. 600 milyon euro müsaade edilen rakam. Ve ikincisi şu. Öz kaynaklarınızla yönetmeniz, kredi kullanmanız engelleyen bir durum değil. Öz kaynaklarınızla kredilerin taksitlerini gelirlerinizle orantılı yaparsınız. Bu da farklı bir şey. Latif Bey'e de bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Yunanistan'ın 25 Mart'ta Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılışına ilişkin milli bayramını kutlayan Büyük Türk büyüğü kimdir? Ee, şimdi bak. Hani biraz evvel Anladım. Moral Aynı şey değil, değil ama Ömer Lütfü Bey. Mı Sayın bir Aynı şey yok, yok, Nasıl yok, değil. Soru. Bir dakika. Osmanlı İmparatorluğu'na dakika. ben baş veririm. Kaldıran ben bilmiyorum kim milli olduğunu söyleyin herhalde. Neden? E, Cumhurbaşkanı. Ben size söyleyeyim. Cumhurbaşkanı. Adalet mı ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Erdoğan. Bakın. Şimdi dolayısıyla bu madem soru sordunuz cevabını da vereyim Ömer Lütfü Bey. Çok ağır cevaplar gelir. Bir dakika. Ben Bakın, madem soru bu, sordunuz bu cevabını lütfen, da vereyim. Lütfen. Bir saniye. Dengeli, bir dakika. Adaletli eleştiriler. Peki yapayım. dengeli adaletli olmaya ben gayret ederim siz hiç merak etmeyin. Şimdi bir ülkenin kuruluşunu Rica kutlamak edeceğim. kadar bir saniyeye, bir ülkenin kuruluşunu kutlamak kadar bence doğal bir Kuruluşu şey. yok Kuruluşu değil. Osmanlı devletine baş kaldırıp. Milli bayramlarıdır ve Yunanistan'dan bahsediyoruz. Milli Hali bayramlarıdır ve Yunanistan'ın Yunanistan'ın o tarih. Osmanlı Devleti'ne başkaldırışını, baş Cumhurbaşkanı niye kutlaması ya? Osmanlı Devleti'ne başkaldırışı. Ömer be, Bey, yanlış biliyorsunuz. Kutlu, bakın, yanlış biliyorsunuz. Gazete haberlerinize bakın. Evet, yanlış biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Osmanlı Devleti'ne başkaldırışını kutlamaz. Cumhurbaşkanı Yunanistan'ın kuruluşunun yıl dönümünü kutlar ki bu da son derece doğaldır. Yunanistan ne da zaman çok farklı Ekim'de bir şey mi sanki? Yunanistan 29 ne zaman kuruldu? Lütfen. Yunanistan işte Cumhurbaşkanları şey da ya. 29 Ekim'de Türkiye'yi kutluyorlar. Türkiye'nin kuruluş yıldırım. Tabii ki kutlayacaklar. Benim var. söylediğim 29 bakın, Ekim. Benim söylediğim başka bir şey. Dünyanın tüm Moro ilgili bu Ekrem İmamoğlu bunu hatırlamak zorunda Aynı anda konuşmayın. Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'ne hainliğiyle 29 Ekim'e eşit bir... tutamazsınız. Sizi bundan men ederim. Beni neden men ediyorsunuz? Dinlemediğiniz için işte anlaşılmadı sözü. Hayır, onu... 29 Ekim'le 29 Ekim'le Yunanistan'ın bağımsızlık gününü eşit tutamazsınız. Yunanistan'ın bağımsızlığı zaten 29 Ekim'in nedenidir? Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşüdür. Yunanistan'ın ben 29 Ekimle aynı Ekim Yunanistan'ın Lütfen. bağımsızlığını bir tutma gibi o zaman bir durum biraz içinde değilim. Sizin söylediğiniz düşünün, tarihi sonra bakın. Cevap 25 Mart mı dediniz? O o tarihin ne ifade evet. ettiğini bilmiyorum şu anda. Biliyormuş gibi ahkam kesersem yanlış yaparım. Ama ben hiçbir Türkiye Peki. Cumhuriyeti Cumhurbaşkanından Yunanistan'ın Türkiye'ye Osmanlı'ya isyan etmişinin yıl dönümünü kutlayacağına inanmıyorum. Edelim. Ben de yani size bundan men ederim. Liderden, Cumhurbaşkanı ister Erdoğan olsun, bir ister başka biri olsun, ister Kılıçdaroğlu olsun. Onun milli değerlerini değerlendirmeye kalkmayın. Şurada masaya yatırılıp uzatılmış bakın, bir Ekrem İmamoğlu'nu konuşurken. Ben bunda konuşurken, Sayın Cumhurbaşkanı'nı bir değil, sizi eleştirmek bir için vereceğim. bunu söyledim zaten. zaten. Bakın e, bu, bu konuda doğru olanı buluruz. Ben Moro ile ilgili konuyu zaten e, hani Ekrem İmamoğlu onu hatırlamak zorunda değil. Pek çok siyasetçi de hatırlamadı. Sadece bunları Ama, bunları niye hatırlamıyor bakın, derken Bey, tür, onların içinde bu saydım. Bu söylemleri, sübliminal tavrı her zaman yapıyorsunuz. Yani her ya ben siyasi sizinle de ben sizinle ilk defa bir programda karşı, karşı karşıya geliyorum. Bir nasıl yaparım yani her zaman ben bunu. gibi sunmaya çalışıyorsunuz. Ömer Bey, Yaptınız? ilk defa seninle aynı programdayız. Ben Daha önce benim programlarıma katıldığınız katıldığınız mı bilmiyorum ben ama sizi bilmiyorum zaten. Yani nasıl bana ben her ben zaman sizi yapıyorsun bilmiyorum. dersiniz? Ben sizin temsil ettiğiniz mantığı eleştirmek için söyledim. Bu bu son Vallahi, noktada ben de tam tersini ben de tam tersini söylüyorum. Tarihi gerçekleri, siyasal gerçekleri, sosyolojik gerçekleri göz önüne almadan siz de e, temsil ettiğiniz fikrin siyasetçilerini e, öyle bir savunuyorsunuz ki zannedersiniz dünyada en iyi siyaseti, en iyi yönetimi ben onlar yapıyor. Hiçbir siyasetçi hiçbir siyasetçiyi savunuyorum. Bu programdaki herkes bilir. Ya. Ben şucu, bucu değilim. Olmam, tekrar söylüyorum Allah esirgesin, utanırım birici olursam. Evet, peki. Sokağa çıkamam. Çocuklarımı yüzüme bakamam E lütfen bir sessizlik Hakan Bey. Her programda aşağı yukarı İmamoğlu'nun bir şey yaptığını görmedim. İmamoğlu iki yıldır bir şey yapmadı. İmamoğlu yaptı yapmadı. Ben şirketteki elemanlarımdan bazılarını istedim. 35 saniye rica ediyorum. Ancak sayacağım şeylere itirazınız olacaksa 36. saniye yapın. Yok, Çünkü sen kesilirse. Sen say itirazımız var sonra. Kesilirse bak sürem sürem gider. Tamam. Hızlı hızlı sayıyorum. Gözümde görmüyor. 1200 yaşına geldim. 36 saniye tuttun. Ulaştırma. Ümraniye, Ataşehir, Göztepe metro attı. Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli metro attı. Kaynarca, Pendik, Tuzla metro attı. Mahmut Bey, Mecidiyeköy metro attı. Dudullu, Bostancı metro attı. Bunları kesiyorum. 3 misli devam ediyor. Ücretsiz ulaşımdan bahsediyorum. 0-4 ya yaş arası Ya dakika Bey 2 yılda yılda bir dakika, yılda bir metro mu dakika yapılır gözünüzü seveyim yapmayın ya, ya. 36 yani, saniye yani rica ettim. Bir dakika Hayır. benim hakkımı da kullan da Abi sonuna daha 3 yıl önce 300 300 temeli atılmış metro hattının temelini atmak 300 bin lira ya. Temelini atmıyor yapıyor adam yapıyor. Ne yapıyor ya? 0-4 yaş arası bakarım. çocuklu annelere ücretsiz ulaşım. Pandemide sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım. Geçen yaz deniz ulaşımını artırmak için vapuru Beş kuruş yaptılar. Milli bayramlarda da ücretsiz ulaşım hizmeti bu dönem yapıldı. Türkiye'nin en ucuz öğrenci ulaşımı şu anda İstanbul'da. Marmara İstanbullu kal, bu geçiyorum. Deniz ulaşımı 27 madde sayamıyorum, 36 saniye sığdıramayacağım. Çok heyecanlandın ya, bekliyorum. Abi ama he, abi. ya, şunu söylüyorum, adamcağızı ya yanlıştır, doğrudur. Abi Ne bunlar ya? Abi ne bunlar ya? Hangi programa milyon... çıksam? Dünyanın adam, adam 140 şey ülkesinden, şey yapmadı, yapmadı. dünyanın 140 ülkesinden daha büyük bir şehir dediğiniz İstanbul'da e? saydığın daha yeni temeli atılmış metro hatları kazma vurulmamış, <laughs> bir de e, süt annelerine otobüs indirimi, bayramda vapur indirimi. Bu mu İstanbul'da yapılacak? ya, ya? Latif. <laughs> ya Kaç kilometre? Ya, tane 35, yapmış, 35. Kaç tane baraj 35 yapmış. 35 saniye dedim diye sustum. Asıl hizmetler sığmıyor diyorum. Abi onlarda bak, şey bak, vardır. Bak, <laughs> bak okul öğrencilerine renklerine, kitaplarına yapıştırmak yapar mısınız? Etiket dağıtmış onlar Böyle da böyle böyle ya. böyle. Tabi. <laughs> <laughs> tek tek sayın <laughs> mı <mi gülüyor> burada? Tabii tabii. O ben şimdi Ekrem İmamoğlu'nun propagandası yapan, yapacağım. Kete yapan teyzeye Benim tek istediğim şu. Adil olun. Adil. Ay, ay, bak ay, ay, sen ay, ay, adil ol. Hayır. Bak sen adil bir insansın. Ekrem İmamoğlu'nu seviyor olabilirsin. Ayrı bir şey. 16 milyonluk İstanbul için bunlar hizmet mi ya? Vicdanını ya. bunlar değil ya? diyorum Latif. Ama saydığım bunlar. E orada sustuk devam edeyim al merak. Ya tamam sen? onları sayma zaten daha komik olacak. <laughs> Hayır. Yani önemlilere sayma. gelmedim. Hafiflerden başladım. Ya bak. Sayın Ben miyim? Ekrem İmamoğlu'nun düşmanı değilim arkadaş. Ben objektif bir e, gazeteci ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim Ekrem İmamoğlu'na aldığım yok. Verdiğim yok. İstanbul'da yaşamıyorum. İşim olmaz. Ama sadece algı operasyonu yapmasına ve olmadığı gibi görünmesine kızıyorum ben ya Olduğun gibi görünmesine. Abi buna İstanbullu karar verecek. İki buçuk yıl önce verdiler. Ha. İki yıl tamam. sonra göreceğiz. En güzel söz bu. Heh, tamam. Evet. Peki. Bana göre İstanbullu bir daha Ekrem İmamoğlu başkan seçmeyecek diyorum. Ya bu arada Kete. Kars'a aitmiş abi. Erzurum'da da tüketilirmiş. Bazıları Kayseri, da... De... Kayseri'den çıkmış. Bir dakika bir dakika. Bayburtlu da Bayburtlu. kusura bakma. Kars'a kaptırmayız. Vallahi Ama Karslı yer. Kars keteyi sever. Ben Yapar. Miydin? Ben Erzurumluyum. Türkiye'nin her yerinde farklı keteler yapılır. Hakkını yemeyelim. Kars'ın da ketesi vardır. Mesela Kayseri'de Bayburt'un da içine var. içine da var. Ketenin söyledim. içine tereyağı ve kavrulmuş un koyarak yaparlar. Tatlısı Kayseri. da varmış. O tatlı başka. Tatlı başka abicim. kete iki türlü olur. Bir içli Şimdi... kete, bir de sade kete. Canım da nasıl kete ya. Sen var ya bugün taktın keteye. Evet. İçli, kete. i̇çli kete. Vallahi kete. Benim tamam. de canım çekti İçinde alakalı. kavrulmuş un olur. O, o şeye o az kete. Muazzam lezzetlidir. Ya, kete e yapan e, şey hanımefendi var ya imam abi babaannecin sağ olsaydı, anneciğin de beraber senden. Bunları yaparlardı İmamoğlu'na kete yapan hanımefendi nerede? İstanbul'da. Benim hanım Trabzon. Trabzon köylüsü. Zaten Zafer evet bu arada Trabzon'a ima yapıldı ya. Kayıp ellerimle bir birisi şimdi söylesin bakayım o imayı. Bey, Adamlar Türk vatanlar için canını Hakan verirler. Bey Kıyamet iki... koparırlar. Hepimiz veririz tabii ki. Buyurun Zafer Bey. Şimdi Ahmet Bey eee sayın, sayın Bayrakçı iyi ki propaganda yapmadı. Vallahi yani propaganda'nın kralını yaptı ama ya şimdi şu var Ahmet Bey ya ben kurban sadece okuduklarını söylüyorum. adam hiçbir şey yapmadı Ekran diyorsunuz. Bey, İlk bakın, defa Ekran birisi Bey bir şey söyledi. Şimdi, ya ya yaptı yaptı. Çok şey yaptı. Mesela temel atmama töreni yaptı. Mesela o var. E, onu hatırlıyorum ben. Temel e, bir de şu var. Ya bakın. Hakan Bey. Gereksiz ve aşırı övgü. Gereksiz ve aşırı Şişt. övgü. insanları şimdi. kendi olduklarından farklı düşünmeye sevk eder. Ya adamı bırakın da. Ben hani Ekrem Bey için söylüyorum bunu. ...ya bu kadar övmeyi, bu kadar e, ilahlaştırmayı, putlaştırmayı bırakın da... ...adam çalışsın ya... Zaten ...ya şimdi Allah hakikaten insan nefsi bu kadar uzu var ya. ya... ...kim olursa olsun... Bu kadar övgü kim olursa olsun o insanı yoldan çıkartır. O ya insanın hizmet değil. yapmasını engeller. Ya siz her şey gözümüzün adam önünde oluyor. Hakan sıfır, ağabey, sıfır. ya yapmayın lütfen. Bakın siz tecrübeli bir insansınız. Kamuoyu araştırmacısınız. Allah aşkına 3 tane metro yaptırıyorsunuz. Ya 2 yılda 3 tane metro üç tane nerede değil, yapılmış ya bir İstanbul'a metro sorun. Metro yaptım. yapmak nasıl maliyetli ya metro attı yapmadı Nasıl, yapmadı nasıl ya, zaman alanmış? Baş... Metro... E ne yapacak sen bir sene? Sen sen hemen, hemen, yaptılar. Hem de yani bilmem kaç kilometre bilmem metro bununla Bir şeyler yapmaya Şunu çalışıyor. söylerseniz daha anlamlı <laughs> olur. Eski dönemde, eski dönemde yapımına <laughs> başlanan ve bitme aşamasına gelen 3 tane metroyu açtı derseniz o daha anlamlı bir cümle olur. Bu arada bir kez daha söylüyorum. Ekrem Bey'i de Mansur Bey'i de sağ olsunlar hani yandaş olmadıklarını iddia eden gazeteci arkadaşlarımız özellikle öyle bir konumlandırıyorlar ki Öyle bir yandaşlık yapıyorlar ki bu iki isimle ben ilgili. Ben Kim olsa çalışmaz. Bir şey söylemem. Yani aslında İstanbul'a, Ankara'ya, e, burada yaşayan insanlara ciddi haksızlıklar yapılıyor. Bu aşırı övgülerden ve abartılardan dolayı. Ya övgü yok Zafer Bey. Yergi i̇şte var yergi. Zafer'e şurada bir katkıda bulunayım. Şimdi, ya yüzlerce, binlerce programda önce... Ekrem İmamoğlu'nu alıyorlar masaya dört kişi... Dört taraftan çekiyorlar adamı hiçbir şey yapmadı. Yok diyor. ya hiç kimse yapmıyor onu ya. Ya, ya kimse, kimse Ben şahsen ben ben Bu programda bu kadar eleştiri. Az önce yani. de söyledim. Şimdi, yani. şimdi bir de seçimden önce. Hem şimdi eklem İmamoğlu. Bir cümle. Bir cümle. Bir cümle ama abi, yok. Bak yok, söyleyemedim. Bir saniye. Ya bir söyleyeyim de ona. saniye. Söz uzun konuşmayacağım. Bir cümle ya seçimden önce hem Ekrem İmamoğlu'na hem Sayın Mansur yavaşa soruluyor. Bu projeleri hangi parayla yapacaksınız? Hangi kaynakla? Hem Mansur Bey'in hem de Ekrem Bey'in söyledikleri şu. Ankara'nın ve İstanbul'un kaynakları çok büyük. Bir para sorunu olmaz bu e, şehirlerde. Biz bunları kendi gelirleriyle, kendi kaynaklarıyla yapacağız diyorlar. Belediye Başkanlığı'nı kazandıktan 3 ay sonra dış kredi aramaya koyuluyorlar. Bu nasıl mantalite? Yaban Bey. Ya şimdi şu kete konusu kapandı mı Ahmet Bey? <laughs> ya Allah keten, Allah. Şimdi <laughs> yok. Şimdi... Erzurum sahip çıktı. Ya biri Allah rızası için bana bir kete göndersin. Evet. Kete yapanım kalmadı. Ay, ama be. bak şimdi, bak Yozgat da Hakan varmış Bey. bu arada. Ki, Yozgat, Wikipedia, var. Wikipedia, diyor o. ki. Ben, Wikipedia şey. da diyor ki. Öm, şey, ben Ömer Bey bir saniye lütfen. Wikipedia da diyor ki. Ben Hakan hepinize göndereceğim. Nizi Hanım'dan rica edeceğim. Hanım rica edeceğim. Tamam. Teşekkürler. Nizi Hanım size kete yapacak. Hepinize göndereceğim. Çok <laughs> teşekkürler. Tamam. Şimdi de duymuştur zaten yapar yarına ben gönderirim size. Sağ ol Ömer Lütfi Bey. Adresi vereceğim. Kete bu arada Wikipedia'ya göre e, Ermenistan. Eyvah <laughs> yani ya ne yaptımış. Ya şahane. Yani <laughs> kendi Wikipedia. Allah aşkına. Ya. Wikipedia diyor. Ambele bir dur. Daha. Fark Wikipedia. etmez. Çok lezzetli milli bir yemeğimiz bizim. <gülüyor> Wikipedia. <laughs> <laughs> Wikipedia Neziha hanım kimdi acaba? <laughs> yani Wikipedia'ya yanlış yazdım. Hayır hayır bizim e, bir takım şeyleri bizim. Abi hamur işlerini Ermenilerden aldık çoğunu. Tamam peki doğru. Ben ne diyorum? Wikipedia diyor. Düzeltin diyorum. Düzel, Yok düzel. Pek, pek, ya sen onu Kayserililere bir sor bakalım yani Ermeniler mutlaka Kayserililerden. Ben de ben de Kayseri diyebiliyorum. Tabii şimdi Peki. kete'nin ne olduğuna farklı dedim ya Türkiye'de belki 10 farklı kete var çeşitli yörelerde ee, belki bunlardan bir tanesi Ermeniler tarafından e, gelmiş bir kültür olabilir ama çok farklı kete var yozgat ketesi, halis muhlis Türk ketesidir mesela. Patatesli. <laughs> evet. Peki çok teşekkürler. Şimdi ya bir şey soracağım siz e, şeyin ben hani Man Mansur yavaş da çok konuşuldu ama Mansur Bey biraz bana kapalı görünüyor yani Ekrem Bey gibi değil Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda. yani Ekrem Bey'in sözlerinden. Ekrem Bey daha istekli görünüyor. Evet. Yani ama Mansur Bey de şöyle demiş. Bunu ne zaman dedi? 23 Mart tarihinde. O da KRT'de yani, dedi. Bir hafta önce. Yani diyor ki. Ankara halkı beni Ankara'ya hizmet etsin diye seçti. Böyle siyasi işlere karışmamı istemediği de belli ki sadece hizmet odaklı çalışınca e, şu konuşulmaya başladı. Adam işini yapıyor. Demek ki Türk milleti işini yapan adama hasret kalmış. İşini yaparken her şeyi karşılayan insan istemiyor. Falan yani daha kapatmış kapıyı yani. Ben diyor kardeşim his, hizmetime bakarım, işime Ka bakarım. Kapatmadı da ben izledim o programı Mansur Bey'in o ya, bu, ben, şeyini. Buradaki aktarılan bölümünden ben ancak Aha. öyle anladım. Öyle değil mi? Öyle değil. Yani İsmail Saymaz yanılmıyorsam sordu o soruyu. Israrla bir daha sordu. Onun üzerine Mansur Bey böyle biraz da tebessüm ederek bu sizin okuduğunuz cevap verdi. Ama şimdi şöyle bakın ben biraz önce de söyledim. Şimdi Türkiye'de muha muhalefet ya Tayyip Erdoğan'ı yenecek adam arıyor. Ve şimdi önünde çok seçenekli bir tablo var muhalefetin ilk defa 15-20 yani yıl. cevabını bulamadım Mansur Yavaş. İstekli mi kapalı mı? Bence istekli. O da istekli, i̇stekli, evet, istekli ama olabilir. hani her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır derler ya. Anladım. Ekrem Bey işte Ekrem Bey'in tarzı biraz daha kendisini gösteriyor. Mansur Bey kendisini daha göstermeden daha çok işine odaklanarak kendisinin fark edilmesini istiyor ki o da fark ediliyor. Şahane bir cevap. muhalefetli yükselen bakın muhalefetli yükselen ve önümüz 2023'te Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olacak 3-4 tane aday var. Biraz önce Zafer Şahin'in söylediği de o. Yani... Adaylar. Var mı rakip mesela? olarak diyorsun. Rakip. Birbirlerine rakip. Kılıçdaroğlu rakipler. var mı? Kılıçdaroğlu yok. Ya Kılıçdaroğlu yok. Kılıçdaroğlu kendisi de aday değil zaten. Kılıçdaroğlu. Bakın. Toplum dört buçuk. Ben. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Muharrem İnce, Meral Akşener. Bu dört kişiden birisidir. 2023. Cumhurbaşkanı. Yani Muharrem İnce CHP'yi bıraktı. Başka parti kuruyor. Tamam, CHP bu, gidip İmce'ye mi? Tamam. Burayı Burayı al, göre Muhar Muharrem İnce Farklı bir rüzgar esebilir. Muharrem İnce sonra, farklı, farklı bir rüzgar esebilir. Eğer Ekrem İmamoğlu ya da işte Mansur Yavaş bir şekilde aday olmazsa ya da adaylıkları baskılanır, önlenir ya da işte Hakan Bey biraz önce dedi ya, ya şimdi böyle tablo ama hani 3 ay sonra, 5 ay sonra, olur, belli sonra değil. rüzgar Tabii, nasıl döner belli olmaz. Muharrem İnce şeydir. E, yani, yani bu oyun içindedir. Siyasette e, anladım ne demek istediğinizi. İhtimaller vardır. İhtiballer Sarıgül vardır. ve Öztürk Yılmaz da yani sürpriz isimler ama devreye kat yine Kim? De bence. Muhalif adaylar arasında, Cumhurbaşkanı adayları. Kimleri dedin? Mustafa Sarıgül. Ha Sarıgül, ilan kesici. Ben Hakan Bayraklı'nın görüşüne katılıyorum. CHP'nin şu anki adaylar arasında gösterebileceği en kaliteli ve toplum tarafından kabul görecek aday donanımlı İlhan kesicidir. İlhan Kesici'nin kıymetini iyi bilsinler bence. Gerçekten. Vallahi bak samimi söylüyorum. Kazanamasınlar yani diye İlhan mi söylüyorsun? İlhan Kesici'yi çok eskiden beri tanırım. Kazanamasınlar diye mi? Hayır. Bir dakika. Kazanamasınlar diye Siz değil. Bir yazı yazdınız. İlhan Kesici. Hayır hayır hayır. Ben... hayır hayır. Ben. Hayır. Bakın. Latifin... İlhan Kesici. İlhan Kesici'ye soruyorum. Çok objektif diyorum. Eğer Ekrem diyorum yapıyorum. İmamoğlu, kadar, Onu kadar, Onu İmamoğlu kadar. Objektif mi? Onu anlamıyorum. Ekrem İmamoğlu kadar. Mansur Yavaş kadar. Onların yüzde otuzu kadar İlhan Kesici ön plana çıkarılsa. PR'ı yapılsa. Kimse tanımıyor ki İlhan kesiciyi Türkiye'de. Ya Hakan Bey yani bunu yok, tanıyor canım. İnan şu kadar yazdım ben yazdım ya. ben katılıyorum. Yorum okudum senin o sen. Ben hani sen gerçekten. Yani ben İlhan Bey'i bak çok eskiden ta yani düğününe bile gittim ben İlhan Bey'in <laughs> biliyorsunuz Demirel'in şeyidir damadı. Damadıdır Demirel ailesi. Evet ailesine. Demirel ailesinin o düğününde gazeteci olarak. Latif Bey vardım bu yorumu ben. son derece evet. objektif bir yorum. Peki. Yani, yani kasıt yorum aramayın Kesinlikle. burada. Kesinlikle. Ya, Ar Ahmet Bey, bir Ar ekleme yapmak istiyorum. Şimdi burada Buyurun. çok böyle zengin bir aday portföyünden bahsediliyor da. Ya bakın burada Türkiye gibi bu yüzyılın en önemli ülkelerinden birini yönetmeye aday isimleri konuşuyoruz. Yani burada sizin Recep Tayyip Erdoğan dediğiniz isim son 20 yıla bırakın Türkiye'yi bu coğrafyaya yani dünyada öne çıkan liderlerden biri. Ben bu Şaban Bey'in saydığı isimler içerisinden birini değil de. Eğer hani illa Millet İttifakı, şimdi belki şaşıracak Şaban Bey, bence Kemal Bey bütün bu isimlerden daha iyi bir cumhurbaşkanı adayı olur. Çünkü kendisinin zaten bürokrasiden gelen bir tecrübesi var, siyasetten gelen bir tecrübesi var. Lütfen kimse yanlış anlamasın ama yani e, Ankara Beypazarı ve İstanbul Beylik Beylikdüzü'nü yönettikten sonra birdenbire sizin e, tarihin bu, bu döneminde Türkiye'yi yönetmeye aday isimler, işte bunlar diye sunduğunuz isimler Hani tabii ki seçilebilirler, tabii ki bu hakları olabilir ama Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında ben bir şansları olacağını inanın hiç zannetmiyorum. Yine de bir kez daha Zabancım, söylüyorum cim, bu isimler geçeni mi geçeni Kemal Bey anladım. mi derseniz Kemal Bey çok daha mantıklı bir Cumhurbaşkanı adayı olur Türkiye'yi yönetme anlamında söylüyorum bunu. Zahmet, Kamudan bürokrasiden e, gelen ilgi birikimiyle CHP'nin başında geçirdiği e, genel başkanlık e, e, süreciyle. Ben Şaban Bey e, Kemal sağ, Bey'in sağ, sağ, Erdoğan sağ, karşısında şansı hı. olur mu? E, ben Şaban Bey'e bir soru sorabilir miyim? Zafer Bey'e mi? bir soru sorabilir Öyle mi? Özür dilerim. Tamam. Peki Zafer Şahin, Kemal Bey'in Erdoğan ha, karşısında buyurun, buyurun, şansı olabilir mi? Erdoğan karşısında Kılıçdaroğlu'nun şansı. Valla şimdi Ahmet Bey şöyle, bugün eğer... Bugün eğer Şaban Bey, Ömer Bey, hatta Hakan Bey bu kadar iddialı bir şekilde iktidar değişecek işte diye cümleler kurabiliyorlarsa, şimdi hakkını teslim dakika, edelim. bu iktidar Kemal Bey'in kurduğu sayesinde oldu. Her ne kadar bütün seçimleri bütün seçimleri zafer, kaybetse de e, sor veren seçimde, işte Hayır, 2018 seçimlerinde ayı de, ayı de aslında kısmen bir başarısı var. E şimdi muhalefeti Kemal Bey belli bir e, blokta toplamış gözüküyor. Ve bir %50 dengesini oluşturmaya zafer, yakın gözüküyor. Bunu yapabilen anladık, bir insan ya herhalde ol. e, aday olduğunda <laughs> da bu oranda ciddi bir aday olarak öne çıkabilir. Zafer, şimdi za, Zafer'e destek açsınlar. Ya yani, ve gözlüğünden geçeni anladım. Hayır Zafer'e destek Kimmiş Kemal Bey? Kemal Bey istiyorlar bakın. Be, Kimi benim, isteyecekler? Benim samimi kanaatim şu. Yeneriz diye mi? Ne yeneriz ya ben de onu soracağım. O belli başlamadan biter. O belli olmaz. O belli olmaz. olmaz. Benim samimi kanaatim Kemal Bey aday olmayacağını ifade ettiği için ben Kemal Bey'i saymıyorum. Kemal Bey de bak Kemal Bey de aday olsun. şöyle öyle. Kemal Bey de nereden biliyorsunuz? Kim söyledi dedi. Efendim? Evet öyle dedi. Öyle bir açıklaması var. Ay, efendim ben sana ve Bey Canan Kaftancıoğlu ile aynı fikirde. Sana ve Bey, Ömer Bey'e bir soru seçim, sormak seçim, istiyorum İzin verirsen. Sen. Kemal Bey Şimdi, genel başkanlar aday olmasın diye Şaban, görüş açıkladı. Şaban şey. Bey sana ve e, böyle Şaban Bey deyince bir tuhaf geliyor. Şaban diyeyim en iyisi ben. <laughs> Şeye Ömer Bey'e ve sana bir soru sormak istiyorum. Onu yani eski tutur. arkadaş oldukları için. Tabii ki. Tuhaf, tuhaf Şimdi ya ben gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Yani eğer hani siz biliyorsanız cevabını rica ediyorum. Hakan Bey de yardımcı olabilir. Ya bir ana muhalefet partisinin lideri yıllardır e, cumhurbaşkanlığına aday olmuyor. Hadi diyelim ki. Ee, parlamenter sistemde olmadı başbakan olacağım diye olmadı sonra iki dönemdir işte e, bir dönemdir cumhurbaşkanlığı sistemindeyiz aday olmuyor cumhurbaşkanlığına ha işte sistem falan filan e kardeşim Cumhurbaşkanı ol değiştir sistemi o da yok yani neden bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanlığına aday olmaz da belediye başkanından işte veya parti dışından birinden mesela Abdullah Gül'den işte bir başka belediye başkanından bu konuda medet umar. Yani ben gerçekten bunun siyasi gerçekliğini anlamakta zorlanıyorum. Biliyorsanız sizden rica ediyorum. Bununca bu şimdi zor bir soru. Ben bu soruyu Ömer Lütfü <laughs> Avşar'a pas ediyorum. Bana Allah da sorsan ben de Şaban'a pas ederdim. da Peki. Ömer Bey. E evet. Pas ediyor. Buyurun Ömer Bey. Buyurun Ömer Bey. Mem memnuniyetle cevaplayayım. Şimdi siyaset sadece iktidar uğruna, iktidar kudretiyle vatanınıza menfaat sağlama uğruna yapılmaz. Bazen fedakarlıklar yapmanız gerekir. Şimdi bahsettiğiniz süreçte iki tane cumhurbaşkanlığı adaylığı var. Kemal Bey'in genel başkan olduktan sonra birisi sembolik cumhurbaşkanlığı, ikincisi cumhurbaşkanlığı sistemindeki cumhurbaşkanlığı. Birincisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun düşüncesi şu olmuş olabilir. Onun adına konuşma ehliyetim, temsil ehliyetim asla yok. Türkiye'de bir iktidar sıkıntısı var. 2015 seçimlerini hatırlayın. Ve Türkiye'de sembolik anlamda Cumhurbaşkanlığı adayı olacak kişi ki ben bizzat o dönemde Sayın Ekmelettin oğlu için ben yurt dışındaydım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeydim. ...yazışarak bizzat kendisine de... ...eleştirimi söylemiştim. Kucaklayacak arada, bir aday evet. olması noktasında... ...Milliyetçi Hareket Partisi... ...Genel Başkanı'nın... ...Sayın Devlet Bahçeli'nin... ...o dönemdeki... <laughs> e, ...Cumhuriyet Halk Partisi... ...Milliyetçi Hareket Partisi... ...çalışmasıyla... ...belirlenmiş bir adaydaki... ...tercihiydi. İkinci süreçte... ...şimdi siz hem Cumhuriyet Halk Partisi... ...Genel Başkanı olacaksınız... Hem anayasa değişikliğinde, adalet yürüyüşünde bunu eleştireceksiniz diyeceksiniz ki tek adam kudreti olmayacak ve sonra tek aday adamla aday olacaksınız. Bu çelişik olurdu aslında. Peki parlamenter olan. sisteme geri dönülse, parti içerisinden soruma devam edeyim. Parlamenter sisteme evet. geri dönülse Buyurun. sizce Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olur mu? Şimdi öncelikle sorunuzda şuna cevap vereyim. Part, parlamenter sisteme geri dönülmeyi isteyen herhangi bir parti yok Türkiye'de. Eski parlamenter sistemi o partiler de zaten eleştiriyordu. Kuvvetler ayrılığı prensibine dayalı Dem Gü Güçlendirilmiş parlamenter ne sistem kim durdu onu bilmiyorum da de çok tam olarak. yanlış bir cümle. Çünkü orada da yani. yasamanın diğer kuvvetlerden üstün olduğunu iddia ediyorsunuz demektir. Belki siyaseten magazinsel tutmuş bir cümle olabilir ama çok gayri hukuki bir cümle. Kuvvetler ayrılığı prensibinde demokrasiye yönelik parlamenter sistem diye alınan, kuvvetler ayrılığı prensibini benimsemiş bir sisteme ilerlemek söz konusu olduğunda bence bu ilerlemeye yönelik bir anayasa değişikliği Ömer olduğunda Bey, Sayın sorumlu. Kılıçdaroğlu Yanılıyor muyum? Bilmiyorum. muhtemelen Bektama Cumhurbaşkanı adayı evet, evet. olacaktır. Peki. Konu uzadı çünkü. O bir şey sadece bir cümle söyleyeyim de yani, ben bence şöyle Kemal Bey'in benim lütfen. yorumum bu. Kemal Bey'in başbakan olmak ya da cumhurbaşkanı <laughs> olmak gibi e, bir görevi yok. Kendimi görev edindi, başkalarımı yani grup olarak işte böyle bir şeye kadar bilmiyorum. O, yani o, o, o makamlara hiç gelmedi ki böyle bir görev be, olması. Bence Herhalde bir söylemek yok istediğiniz Kemal şey yani O makamlara gelme yok. yönünde isteği yok demek istediğiniz galiba. Yok. Eğer Sayın Hakan takdir ederse reklamlardan sonra bu konuyu ve Sayın Bayrakçı'ya olan bir sorumu yöneltecek. Hayır e, yani Kemal Bey'in tartışılmasının yani. daha fazla uzamasını uzamasını istemiyorum. Siz Hakan Bey'e soracağınız soruyu sorun. Bu arada Peki. ben şeyi de hatırlatmak istiyorum. Yani Abdullah Gül seçeneği tamamen yani. devre dışı galiba değil mi Şaban Bey? Sevmiyorum. Yani Allah bence değil ben <laughs> devre dışı Ahmet Bey. Yani şimdi bu yani, kadar, yani sadece bu kadar istiyorum. De, Fil devre dışı. Ben devre, devre dışı. dışı. Buyrun Ömer Bey. Şimdi hani? e, Sayın Bayrakçı bir takım e, Cumhurbaşkanı aday. Hukuki olarak aday adayları Sayın Mevcut Cumhurbaşkanı'nda dahil herkes henüz Cumhurbaşkanı aday adayı. Evet Kimse Ömer aday Bey değil. hemen girerseniz. Ya aday olayım. olarak belirlenmesi gereken süreç tamamlanmadı. Peki hemen gireyim konuya. Sayın bayrakçı dedi ki kamuoyu tarafından araştırıldığında çıkacak Cumhurbaşkanı adayları üzerinde bir çalışmada ismi geçmeyenlerin de değerlendirilmesi gerekli dedi. Ben Sayın Bayrakçı'dan şunu rica ediyorum. Bir dahaki programda karşılaşmamıza yönelik bir çalışma yaparsa çok sevinirim. Ben seçmenin %1 oyuyla, imzayla, 500 bin oyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı aday adayıyım. Bu noktadaki çalışmanızı diğer belirlediğiniz adaylarla beraber bir dahaki programda ortaya koyarsanız bir çalışma yaparsanız eğer kamuoyunda ismi geçmeyen 83 milyonda Cumhurbaşkanı adayı olmak şansı olanları, adayı olmak isteyenleri belirleyici daha objektif bir kriter ortaya koyarsınız. Kamuoyu yönlendirmesiyle isimlerin ne noktaya geldiğini hatta sizin üzerinde çalışma yapmadan bir ismi ısrarla gündeme getirmeniz noktasında ben bu açıklamamı aylarca öne alarak söylüyorum. En az yüzde bir imza ile ve Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği seçmen sayısındaki askeri bugün 500 bin imzaya tekabül eder. 500 bin imza ile herhangi bir çatının değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanı aday adayı. Söylemek istediğim buydu Sayın A Hakan. Bunu çok için kısaca cevap vereyim. Aday, aday adayım mı dedi Ömer Bey? Aday adayı mısınız Ömer Bey? E 500 bin imzayı yani yasa gereği 100 bin imzayı toplamadan aday olamayacağıma göre ben iddia ediyorum ki 100 bin imzayla değil 500 bin imzayı toplayıp aday olacağım. Dolayısıyla şu anda aday adayıyım. Ha. Ne zaman 100 bin imzayı geçer ve benim kendi koyduğum çıtayla 500 bin imzayı yüksek seçim kuruluna sunarsam o gün adayım. Ömer Bey, yağabeyim. Ömer Bey yağabeyim, yağabeyim, abi. bir dakika Ana, Ömer, beyeceksiniz. Beyeceksiniz. Ömer, Sen, Ömer Bey şunu gerçekten siz Cumhurbaşkanlığı aday olmayı mı düşünüyorsunuz? Aday olmayı düşünüyorum değil. Sayın Sevinç net bir şekilde yüksek seçim kurulunun bir dahaki seçimde ön seçimde ki bunu da söylüyorum belirlediği seçmen sayısının %1'inden az olmamak imza ile ki Hocam yasa gereği ya. 100 bin Adayım imzadır. Diyor ya, evet. Askeri 500 adayım bin imza ile Cumhurbaşkanı, zaman... Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı aday adayım. Ve o imzayı topladığımda da doğal olarak adayım. Toplayamazsan o zaman, yani. o zaman şöyle Sayın Bayrakçı bana isimleri, soruyorsun isimleri, ama, isimleri, ama, bakın, ama. bir şey bakın, karşılaştık yani. Bakın, e, şu ana kadar neyse, olan isimler Evel şu anda, Bey. şu ana kadar bakın bir dahaki seçimde, bir dahaki seçime yönelik Cumhurbaşkanı aday adaylığını açıklayan ilk ismim. Sayın Bayrakçı hiç ismi açıklanmayan, kamuoyu araştırmalarında ismi dahi geçmeyen kişiler üzerinden şans belirlerken ben diyorum ki 29 senelik hukukçuyum. Türkiye Cumhuriyeti tamam. Devleti'nin... Tek ihtiyacı olan ekonomisini, eğitimini, gençliğinin geleceğini, nepotizmi yok edecek olan şey hukuktur diyorum. Tüm hukuk tecrübemle, Yüce Divan dahil tüm hukuk kademelerinde, avukatlık Güzel göreviyle, hukuk kısa. kısa, adalete hizmet görevini tamamlamış birisi olarak Türkiye Cumhuriyetinin temel tamam. ihtiyacı, tamam. hukuk devletine dönmesi Sonra, için her türlü kri kriteri yerine getirecek evet. şekilde. Cumhurbaşkanı aday adayım, adayım, adayım diyorum ve sayın bayrakçıdan da rica bir... ediyorum bir dahaki programa Yok. madem somut daha bugüne kadar aday adaylarını açıklamamış vereceğim. kişiler üzerinden değil somut aday üzerinden aday ya üzerinden çalışmasını yaparak şimdi gelmesini cevap veriyorum rica yani, ediyorum Bey bir değil, şimdi cevap, bir cevap versin memnun da olacaksınız bir sorunuz son derece güzel ve doğru bir sorudur iki yorumunuz Son derece haklı ve doğru bir yorumdur. Üç, kazanacaksın. Üç, başarılar dilerim. Dört, aynı şekilde... Teşekkür ederim. ...hiç beklenmedik bir şekilde... Sayın Bayrakçı, tarihe geçtiniz. Bana ilk başarı dileyen siz oldunuz. Destan Zafer mi? Bey yanımda olmasına rağmen ihmal etti. Ben, ben... Yo, yo, dileyecekti. Ama ben, işte, ben Ömer Bey'den o, önce Hakan Sardar önce Savaş açıklamış. Şimdi bir izleyici yazdı kaldı. Dört, 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 kısa saydım. Dört... Macron bağımsız aday olduğu zaman Fransa'da ne anketlerde çıkıyordu ne bir yerde çıkıyordu. Ama topladı o imzayı o da. Birinci turda yüzde 22-23 oyla finale kaldı. Finalde de seçimi aldı. Dolayısıyla bu söylediğiniz senaryo olmaz bir şey değildir. Ancak, Beşinci madde son bir şart düşüyor. Yani, ve Ömer Akran Bey'den bir yerli Macron çıkabilir diyorsunuz. Hayır benden yerli, yerli bir Macron çıkmaz. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşıyım. Yok örnek benden diye verdim. Benden milli Macronlar örnek bir vatandaştan... vatandaştan örnek ulaştı. avşar, en soyadına, örnek diye ver. Soyadıyla müsaade başlıyorum ya. Bir arkası Türkiye'nin sanmıyorum. Türkiye'nin avşarı değil. Eyvallah. 5. madde şunu söylüyor. Kalktı göç eyledi avşar illeri. Bana da şu ana kadar imza vereceğini evet. 37 bin kişi söyledi. Dadaloğlu atalarım olmaktan gelen damarlarımda büyük tamam. bir güç var zaten. Tamam. Yok, Ömer abi, Bey biz şey ar 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 artık arkadaş mesaj attı. Benim e, bir önemli. 37 bin seçim kampanyası var. Hazır. Bunun 15 bini Erzurumlu hemşerim Cumhurbaşkanı bağımsız adayı ol, sana oy vereceğiz diye Hakan Bey, mesajlar şunu geldi. Allah aşkına reklamdan sonra söyleyin. Bir Hatta Hakan ver. Bey biliyor bunu. Olay <laughs> reklamdan reklam sonra. Reklamdan sonra. Şey Hadi reklam. reklam. Tekrar birlikteyiz, devam ediyoruz. Değerli konuklar, Ömer Bey, Ömer Bey'i görebilir miyim? Efendim, mi? Sayın ha, Hakan. Ömer Bey, hayırlı olsun. Ee, adaylığınızı açıkladınız burada. Ne diyelim? Yani başarılar dileyelim, hayırlı olsun diyelim. Duyuyorum sizi. Ee, de demokratik hakkınızdır. Konuyu kapatacağım. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Konuyu kapatacağım. Ee, başka bir konuya geçmek istiyorum bir önceki konuyla ilgili ben şunu söyleyecektim, söyleyemedim, şöyle bir sözüm vardı diyen konuğumuz varsa konudan ayrılmadan onu söylesin. Yoksa konu andımıza geçeceğim. Çok herhalde yok. Şey ha, Hakan Bey'in var herhalde. Şimdi Zafer kardeşimiz aslında objektif yorum yapan, her ne kadar siyasi iktidara yakın olsa da objektif yorum yaptıklarını bugüne kadar müşahede ettiğim bir kardeşimdir. Ee, orada benim putlaştırmak gibi yani böyle e, abartmak gibi Ekrem İmamoğlu ile ilgili bir gayretim katıyan olmadı. Tek derdim şuydu. İki yılı aşkın süredir inanın canlı yayın tartışma programlarının yüzde doksanında Ekrem İmamoğlu hiçbir şey yapmadı, hiçbir şey yapmadı. Ne yaptı ki diye konuşulunca ya hiç değilse. Yani özel reklam için değil. Ya bir adil olunsun ya beklensin bir 3-4 yılını görelim ya da şu ana kadar yapma girişiminde oldukları da bilinsin diye söyledim. Yoksa put, ne, putlaştırmak ne, nedir haşa? Yani. Safer Bey var mı sizin bu konuda söyleyecek bir şeyiniz? Ee, ya Hakan Bey yani biraz alınmış yani aslında ona söylemedim benimki genel olarak ben İstanbul ve Ankara halkına bu anlamda bir haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Yoksa kimse çalışmıyor falan demiyorum ama ya bu övgülerde çok abartıya kaçılıyor ve ben buna hani belediye başkanı seviciliği diyorum artık. Yani olay oraya geldi. Ya çok böyle e, olmayan hizmetler varmış gibi anlatılıyor. E, ne bileyim daha somutlaştırabilirim ama tartışma uzamasın diye somut örnekler vermeyeceğim. Sadece şunu söyleyeyim Anadolu'da bırakın büyük şehirleri çok küçük ölçekli belediyeler dahi inanın ee, ne hizmetler yapıyor ama ben bakıyorum ya işte bir tane oradan böyle küçük bir şey yapıldığında bütün gazetelerde manşet oluyor. Ben bunu biraz e, şaşırtıcı buluyorum ve yerel yöneticilerin e, çalışma iştahını, hevesini kesecek bir abartılı faaliyet olarak görüyorum. Bunu Peki. söylemeye çalıştım ama e, Hakan Bey de severim, onu üzdüysem özür dilerim. Yok, estağfurullah. Bu arada şunu da ilave edeyim. Gerçekten çalışmasını çok beğendiğim, AK Partili belediye başkanları da var. Vallahi de billahi de. Peki. Yani bunu müşahede ettim. Memleketim diye söylemiyorum. Erzurum Belediye Başkanının çalışmalarını vallahi gıpta ve iftarla izledim. Şimdi... Ben parti gözetmem abi. Beğendiğim adamı söylüyorum. Birisi bana desin ki Erzurum'da şu kötü gitmiş. Erzurum'u da anlatayım. Peki. Ne bileyim Kocaeli mesela gibi. Peki çok teşekkürler. Şimdi gelelim andımız konusuna. Yine siyasette gündem. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti andımız okutulsun diyerek milletvekilleri e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bunun kanunla düzenlenmesini öngören bir teklifte bulundular. Şaban Bey siz Ankara'ya gazeteciliğine hakimsiniz. Doğru söyledim değil mi? Evet. Teklifte bulunuyorlar. Evet, evet teklifte bulundular evet. Latif, Teklif. Latif Bey ile başlayalım bu sefer. Evet. La, Latif Şimşek Şimdi... ne diyor bu konuda? Ya andımız konusunda. Andımız konusu değil de, hani teklif ve diğer. yasa teklif, teklif işte andımızla ilgili yani sonuçta e, ben biraz e, kafam karışık yani insanların ne kadar samimi olduğuyla ilgili siyasi partilerin kafam biraz karışık. Neden? E, şöyle karışık. Şimdi e, bakıyorsunuz bir HDP var yani bu andımız konusunda mesela 2018'de mecliste gündeme geldiğinde Ak Parti ile birlikte oy kullanan evet diyen e, bir HDP var. Bugün e, andımız, HDP pardon Latif. Andığımız Meclis'te oylanmadı ki. Yönetmelik değişikliğiyle Milletin Bakanlığı. Hayır tarafından. şeyle ilgili o o ha pardon özür dilerim ya ben şeyle karıştırdım. Eskiyi mi söylüyorsun? Yok 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 siyasi partilerin e, şeyle, kanunuyla ilgili bir şey vardı ama o konuda bir birlikte ha, işte siyasi partilerin kapatılmasının zorlaştırılması ilgili ha, kanun. Yok yok ama bu şimdi bakar söylerim. Andımızla tamam. ilgili de birlikte bir karar Bakıyorum, verdikleri bir şey var. oylanmadı. Bir bir saniye onu ona bir bakarım. Neyse yanlıyor olabilirim insan sonuçta. Hı hı. Ama HDP'nin bir suskunluğu var bu konuda. Gerçi şey bir abaltından sopa gösterdi. Selahattin Demirtaş bugün bir mesaj yayınladı sanıyorum. Orada İyi Parti'ye işte fazla milliyetçi duygularla hareket etmesi durumunda HDP'nin üçüncü bir demokratik blok oluşturacağıyla ilgili bir mesaj vardı. İstiyorsanız tam metni okurum ama gerek yok bu anlamda. Şimdi <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi şeyden İyi Parti'den daha fazla muhalefet ediyor andımızın kaldırılmasına. ama İyi Parti de bayağı İyi Parti de yapıyor tabii. İyi Parti de yapıyor. Bugün Ama mecliste, ortada ortada mecliste, e, şöyle bir şey akşamlar, var. Değil mi Konusu Yani doğru. mesela e, andımızın kaldırılmasıyla ilgili e, bir e, hassasiyet ortaya koymuşsa siyasi irade bunu da açık açık söylemekte bir sakınca yok. Yani daha çok Kürtlerin, e, Kürt kökenli e, vatandaşlarımızın işte e, okullarda Türk'üm doğruyum diye yani Türk olmayan birinin Türk'ü e, Türk'üm diye e, bu şekilde e, yemin etmesinin her gün e, bir e, ajitasyona sebep olabileceği belki düşünülerek e, hareket edilmiş olabilir diyorum ben. Yani e, hafif bir şekilde e, geçecek olursak onu. E, fakat e, mesela HDP'nin bu konuda iktidarı desteklemesi gerekirken suskun. Niye suskun? Kimse Millet İttifakı içinde böyle bir tepki olduğu için e, suskun. E, ama bakıyorsunuz e, mesela e, Cumhur İttifakı içinde de Milliyetçi Hareket Partisi'nin tepkisi var buna. E, Milliyetçi Hareket Partisi yüksek sesten dillendiriyor itirazını. Ama HDP susuyor. E, şimdi HDP ile iş kotaran bir CHP ve İyi Parti var perde arkasında. E, onlar HDP'ye ne anlatacaklar? Ya da o isteyecekleri Kürt seçmene ne anlatacaklar? Ee, nasıl bir e, stratejiyle gidecekler? Merak ediyorum. Peki. Hakan Bey. Şimdi e, bu turda herhalde kısa bir... E, evet. yani Çünkü biraz... başka konular da var konuşacağımız. Şimdi efendim ben andımız konusunda e, siyasi iktidarın tutumuna gerçekten şaşırdım. Beklemiyordum böyle bir şey. Neden? Şimdi son 3-4 yıldır gerçekten milli bir duruş göstermiş. Atatürk'le ilgili konuda hiçbir problemi kalmadığı gibi Atatürk'e sahip çıkmış. Hem de Atatürk'ün çatısı altında Atatürk'ten hoşlanmayanların bulunduğu bir memlekette. Bütün resmi makamların arkasına Atatürk resmi konmuş. Fotoğrafta görüyorum şaşırıyorum. Milli konularda dimdik durmuş bir siyasi iktidar. Zaten öyle olmasa böyle bir ekonomide, böyle bir pandemide şu anda oyları vallahi 32-33 çıkardı. Bunun bütün şeyi milli duruşudur siyasi iktidar. Dimdik bir milli duruş göstermiş. E andımızla ilgili bu sessizlik, bu duruş, bu olmaz <laughs> abi. Kimin diyorsun? iktidarın. İktidarın duruşunu da mı? E onlar kaldırdı zaten. 32 ya 33 işte. çıkardı derken. Bugünden bahsediyor. AK Parti'nin oyunu <laughs> mu diyorsun 32 33 çıkardı diye? Ya siz başını dinlemeyip sonra dinliyorsunuz. Dinledim. Dinliyorsun. Hayır da. Diyorum ki Milli duruşu nedeniyle diyor. Milli duruşu nedeniyle 32, 33, hala yüksek duruyor. Yüksek diyorum. bir oy mu ya? Yani? Evet onu, onu söylüyorum. Dinlememişsin işte başını. Diyorum ki bak bir daha izah edin. Evet. Bu AKP. pandemiye, bu ekonomiye ortamında 32 33'lere düşerdi normalde bir iktidarın oyu. Ha anladım. 34 çıkardı A derken ben iktidar, iktidarın milli duruşunu mu düşünüyorsunuz? Milli iktidar milli duruşu var. Öyle mi? Ya bu benim görüşüm söyleyeyim. İktid yani. milli duruşla neyi kastediyorum? Andımıza gelmedim bir dakika. Nedir? Amerika ile ilgili problemlerimiz. Nedir? Kuzey Suriye. Nedir? Azerbaycan. Nedir? Mavi Akdeniz. Şimdi bütün bunlara nedir Libya konusu. Mavi vatan. Mavi vatan. Şimdi bütün bunlarda terörle mücadele. Terörle mücadele, mücadele. Yani 8-10 kalem sayarsın ki bugün Milliyetçi Hareket Partisi'nin de verdiği desteğin %80 büyük ölçüde her ne kadar Sayın Devlet Bahçeli bugün bizim için 6 Şaban da dahil bir tweet atmış olsa da bizi hedef göstererek aşağı yukarı ama milliyetçi hareket partisi 50 yıldır bu ülkede milliyetçiliğin bayrağını taşımış bir partidir. Şimdi MHP'nin de destek verme sebebi bile bu milli duruşudur bir anlamda. E böyle bir milli duruşun milliyetçiliğin seçmenin desteğini alma sebeplerinin başında gelen bu duruşun yanı sıra andımızla ilgili problemi nedir ki? Ya ille bir gayrimillilik mi bu? Abi ne yani ben tamam, bak, ben, edeyim, ben buna katılmıyorum. Edeyim. Yani hani andımızın e, kaldırılmasının bir e, gayrimilli bir duruş olduğu. O benim Çünkü bak buyur. o kadar şey saydın AK evet. Parti'nin milli duruşuyla ilgili evet. Cumhur İttifakı'nın e, niye o zaman milli dursunlar ki eğer andımızla ilgili biz gayrimilli bir duruş sergileyelim. Onu da söyleyeceğim diye müsaade Yaptılarsa bu tamam Latifciğim. Tamam bak izah edeyim. Bundan 25 sene önceydi. İnsanlar hatırlamayabilir. İşim olduğu için 40 yıldır siyasetin dibindeyim, içindeyim. Rahmetli Erbakan, Güneydoğu mitinglerinde konuşurken derdi ki, bu andımız nedir derdi. Ne mutlu Türk'üm diyene niye diyoruz da ne mutlu Kürd'üm diyene diyemiyoruz derdi. Rahmetli Erbakan. Bunu en az 10 kere dedi mitinglerinde. Yani milli görüş dediğimiz şeyin, e, siyasi kavramın kökeninden gelen böyle bir duruş var. Sadece andımızla ilgili. Bunun iki üç sebebi olmalı. Bir Atatürk kökeni olması, çünkü içinde Atatürkle ilgili imalar var. İki ne mutlu Türküm diyene kelimesi. Özetle Atatürk'ün fotoğraflarını kendinin astırdığını söyledin. Ya e. söylüyorum bir dakika yani, müsaade buyur bir lafı. Hayır bitte. ama yani yanlış bir. İyi ya ben gitmesin. de bu çelişkiyi zaten anlatıyorum. Anlattığım zaten bu çelişki. Burada bir çelişki var. Eğer bugün AK Parti çıkıp dese ki andımız mı? Andımızın içinde Türkiye veyahut da Türkiye'nin milli duruşuna karşı ya da başka bir şeye karşı ne var ki kardeşim? Okunsun dese vallahi billahi muhalif seçmenin içinden bile bir sürü adam helal olsun der. Andımızla ilgili bu tutum nedir ki? Niyedir ki? Yani Vaktiyle kaldırılması yüzünden insanlar TC yazdılar sayfa şeylerine, Facebook'larına, şunlarına, bunlarına. O zaman da çok sıkıntı oldu. Yanlış anlaşılmamak için bir şey söyleyeyim. <laughs> Mesela ben şahsen, e, yani Latif Şimşek olarak e, kaldırılsın istemem andımızın. Ve her günde, her sabahta gururla, onurla söylerim ben bunu. Eyvallah. E, yani söylediğimiz gibi. Yüzyıllarca da söylerim ben bunu ama şöyle bir şey düşünüyorum işte tartışılması gereken bu belki de yani Türkiye'de işte 20 milyon Kürt olduğundan bahsediliyor şimdi daha çok da Kürtlerle ilgili bir karar gibi geliyor bunu herkes bunu açık açık ifade edemese de biliyorsunuz. İşte bu Kürtleri rahatsız ediyor mu Kürt kökenlileri? Haklısın. Rahatsız Onu ediyorsa da onların rahatsız olmasını anlayışla karşılamalı mıyız? Yoksa hayır kardeşim e, bu böyledir de tamam. böyle olacak Çok mı derim? Tamam. Evet. doğru bir tespit. Evet. Doğru tespit. Ama kardeş. ben dediğim tamam. gibi ben gururla söylerim, gururla da okurum. Hiç kimse ya tamam, beni eyvallah. yanlış anlamasın. Eyvallah. Bana kalırsa tamam. da tek benim kararımla bu Hı. iş olacak olsa da okunsun derim. Eyvallah. Tamam. Evet. Anlımızın içindeki kelimeleri, cümleleri incelediğimiz zaman evet ciddi bir milliyetçilik var. Var. Yok değil var. Yani Alman Milli Marşı mesela şöyledir. Deutschland, Deutschland, über alles. Almanya, Almanya her şeyin üstünde. Über alles her şeyin üstünde demek. Şimdi insanların bazen ülkelerin, devletlerin kökenden eskiden 50 yıldan 100 yıldan 200 yıldan gelen söylemleri vardır. Bu söylemlerin içinde bazen evet dozajı fazla bile olsa bazı milliyetçi duruşlar söylemler vardır. Bu andımızın ifade içeriği içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir imparatorluktan çıkıp bir millet olma yolunda döneminde bunu ancak milliyetçilikle sağlayabileceğin, hatta o kadar ki, parantez açıyorum, isteyen internete girsin açsın baksın. Atatürk, Cumhuriyet'in ilk yıllarında 7 yıl boyunca Türk paralarının üzerine bozkurt koydurtmuştur. Bunu bilir mi? Kaç kişi bilir bunu? Evet. Ya, Türk lirasını açıyorsun, 1 lirada 5 lirada bozkurt resmi var. Bir Atatürk'le ilgili çıkan bir yazılmış bir yazı, kitap var. Bozkurttur zaten. O Kitabın şey, adı da Bozkurt. Tabii. Ha? İngilizler zaten ona Bozkurt derdi. Bozkurt Biz diyorlar. Evet. Ya. Bozkurt İngilizler Bozkurt ona Bozkurt der. Biraz Atatürk'ün şey özel hayatına falan girmesi nedeniyle Türkiye'de yasaklandı Bravo. kitap. Şeyle, Bravo. Şeyle sansürlü. Sansürlü. Ama ama sonra basıldı. Sonra. Yani ama özel bizim için doğru olan tarafları da var. 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 Ya evet, peki Hakan Bayrak şöyle bitireyim. Abi Almanya'dan bahsettin ya. Şimdi bakın, e, ya biraz diyorum ki ee, i̇şte demokrasiden bahsediliyor, şundan bahsediliyor, ee, yani işte ileri demokrasilerden bahsediliyor, İstanbul Sözleşmesi bu kadar tartışılıyor, başka konular var, ee, hukuk reformlarından falan bahsediliyor. Yani e, İstiklal Marşı'mız kapı gibi, dal gibi duramayacak. Eyvallah ya. ya. Bakın nasıl? Nereye varacağım? Yani şuraya varacağım. Ya mesela Almanya'dan bahsetti. Şimdi aynı şey Onu değil. Örnek Sen bahsettiğin için veriyorum. Aynı bir şey sürü değil. Bir de. ülkede var. O. Ya Almanya'da da okullarda Alman okullarında okuyan binlerce Türk gencimiz, çocuğumuz var. yani onlar da her sabah orada işte Almanım, Almanım diye bir ant söyletilse acaba bize dokunur mu? <laughs> bir ikincisi de Anladım şöyle bir dedin, şey var. Bak müsaade ederseniz ay didik sana. Bir tamamlayayım da vereceğim abi. Bir saniye ama bunu ama karıştırarak bunu söylemezsem yo yo bir saniye abi bir saniye. Katif, bir dakika. Bunu söylemezsem Şaban yarım kalır, yanlış anlaşılır. Lütfen. Şöyle bir şey var. Yani niye açık açık konuşmuyoruz? Yani açık açık Kürtler, da konuşacağız. Izlerin, Kürtlerin bu ülkede ya, ya ben Türk değilim, ben Kürdüm demelerini <laughs> eğer kabulleniyorsak bakın yani bunu çok açık konuşmak Ya eyvallah gerekti. diyorum. Bunu kabulleniyorsak o zaman o kürde de yani zorla ben Türk'üm dedirttirmek ne kadar doğru? Bir dakika yani tamam. Yani ben bunun Anladım. objektif olarak tartışılmasını istiyorum. A, tamam bir dakika. İzah edeceğim müsaade buyur. O Almanya'nın Deutschland, Deutschland über alles var ya. Almanya, Almanya evet. her şeyin üstündedir. Sonraki kelimesi ne biliyor musun? Inderwelt, dünyada. Bak ne kadar evet. bir laf. Ve hala, yani Hitler dönemi tamam. değil, bugünkü milli marşı. Tamam. Diyor ki, Almanya, Almanya, dünyada her şeyin üstündesin diyor. Tamam. Biz Daha de bundan Türkiye, milliyetçi Türkiye, bir laf var mı? Türkiye, Türkiye, Şimdi, dünyada tamam, her şeyin ya üstündesin. Ya bir yere de. varacağım, kurban olayım, az bir dur. Ama e falan, sen yanlış, anlattın yanlış ne dediğini. örnek veriyorsun abi. Hayır, bir yere vardırmak için söylüyorum. Benim Haybe'ye anlattığım bir şeyi hiç hatırlıyor musun? Etnik sen? aidiyetle ilgili bir şey var mı? Var Ama tabii şey. söyleyeceğim ya, manyak değiliz, izah edeceğiz. Peki. Ben burada yani. sizle HDP kapatılmasın diye tartışmış adamım. Evet. Ben burada sizde Selahattin Yani ben burada HDP'yi falan savunuyorum diye ben tartışmış o adamım. Yapmayın. Yani. Ben Kürdün hakkını evet. yok sayacak adam mıyım? Şimdi milletlerin, devletlerin tarihinden, kökeninden, bir takım geleneğinden, sebebinden gelen yer etmiş bir takım e, söylemleri, şiirleri, milli marşı o bir numara tabii. O tartışılmaz söylediğin gibi. Ama biz bunu 75 sene söylemişiz. Şimdi siz bunun içinde ne mutlu Türk'üm diye ne diyor? Eğer Olaf şöyle olsaydı ne mutlu Türke deseydi e, o çok, milliyetçi değil ırkçı olurdu. Adam diyor ki ne mutlu Türk'üm diyene. Yani bir İtalyan da çıkıp mesela Dario Moreno Musevidir, Yahudidir. Adam Türk hayranıdır. Adam İspanya'ya gitti, meşhur oldu, Arjantin'e gitti. Öyle şiirler yazdı ki, açın bakın gidin İzmir'de yeri var. Adam diyor ki ne mutlu Türk'üm diye ne diyor. Şimdi biz üst kimlik diye bir şey var bir ülkede. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin adını Türkiye diye tanımlamışız. Türk, Türk Devleti diye tanımlamışız. Bunun içerisinde eğer Kürt vatandaşlarımız bir rahatsızlığı var ise gerçekten bunu dile getirirler tartışırız. Zaten getirmişler Hakan Bey. Getirmişler. Abdullah Öcalan'ın talebiyle kaldırıldı bu ya. Abdullah Öcalan'ın talebiyle kaldırıldı bu andımız. Ha, o şey Doğru döneminde. Kimentler. Açılım sürecinde. Açılım sürecinde. Evet. Ya Tamam. Şey şimdi... ben de onu diyorum. Tamam. Sonuçta lafımı şöyle Ama bitireyim. Bak, Sen yani. devam et. Bak. Ben diyorum <laughs> ki arkadaşlar bir gram Allah aşkına yapmayın, etmeyin ya. Ya bir milli bir duruşun arkasında içinde birazcık milliyetçilik. Kürt de benim canım ciğerim. Başımın üstünde yeri olan adam. Kurban olayım ben Kürt'e ya. Abi böyle demek de olmuyor. Hayır işte. bir dakika. Olmuyor, Hayır ben böyle söylemek yapmıyorum. de olmuyor. Ama diyorum yani... ki bitiriyorum ha bak bitiriyorum. Ama diyorum ki bizim 75 yıl artık söylemimiz olmuş olan bir şeyi yahu bunu ezmeyin bunu yok etmeyin. Bu bizim millet olmamızın simgesi haline gelmiş bir şey. <laughs> Ve son olarak da şunu söylüyorum: CHP, MHP ve İyi Parti, birkaç tane daha var. Üçünü de kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu konuda meclise bir e, meclise önerge önerge verdi. MHP hariç diğer partiler takiye yapıyor, iki yüzlük yapıyorlar bu konuda. Gerçekleri, doğruları söylemiyorlar, konuşmuyorlar. Burada ben konuşuyorum. Bak, ben şunu söyleyeyim, insanlar beni yanlış anlamasın sakın. Ben Kafkaslardan gelme bir Türk çocuğuyum. Öz ve öz Türk'üm. Ya ne ve konuşuyoruz Bir saniye kardeşim. Ya. Türklüğümle Hakikaten gurur yani. duyuyorum. Ya. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum. Tamam mı? Ben bunu ama, derim de diyorum. Ama ya. kardeşim bir empati yapılması gerektiğini söylüyorum. onlar yani bu saygı milliyetçiliğimiz, duyuyorlar. Yani milliyetçiliğimiz, o milliyetçiliğimiz yani. Türklüğümüz, her gün bunu tekrar etmemizi gerektiren bir şey mi ya? ya, ya arkadaşlar, her gün niye edelim abi? Cuma'dan edelim. cumaya ediyoruz. bir misal Şaban, ya. Şaban, her Şaban sabah Bey'e her sabah, beyin. sabah beyin. her sabah yapılıyor. Bak, Şaban, Şaban ya Bey'e izin Lütfen beyin. bir, bir, bana bir, bir, iki, Elbette iki, iki dakika. Elbette estağfurullah. Yap. Kürt Sakın kardeşimiz şimdi. de bu kadar cına saygı duysun ya. <laughs> Benim de Kürt Atatürk arkadaşlarım var. Bakın, Neredeyse öyle diyecektiniz bir ara. Arkadaşlar biz şimdi Atatürk'ün e, Türk vatandaşlığı, Türk milleti tanımı. Türk milleti. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına, Türkiye halkına. Türk milleti denir. Bu Atatürk'ün yaptığı tabii 1930'daki tanım. Anayasamızdaki bizim şimdiki anayasamızdaki Türk vatandaşlığı tanımı da şu. Türk devletine <laughs> vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk'tür diyor. İşte İstiklal Marşı'nda çeşitli ifadeler var. Şimdi Evet, anlayayım. andımızı andımızı müsaadenizle Türk'üm, Doğruyum, Çalışkanım. Yani o vatandaşlık tanımından hareketle dinleyin. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. İlkem küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk, açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım, Türk varlığını armağan olsun, ne mutlu Türk'üm diyene. Şimdi bu anda biz, e, Sayın Bahçeli'nin şimdi açıklaması var bu an, Danıştay isteği kararı evet. üzerine yaptı. 10 Mayıs 1933 tarihinden itibaren 2013 yılına kadar ilkokullarda 6 oku, oku, saat okuduk. Mahmut Esat okuduk. Mahmut Esat Bozkurt yazmış e, değil mi bunu? Hayır. Reşit Galip. Aa Reşit Galip. Pardon. Reşit Galip. 1933'ten evet. 2013'e kadar bunları biliyoruz Çağban Bey. Tamam. E sonuca gelelim. Şimdi 2013'te açılım sürecinde Abdullah Öcalan'ın talebiyle ya nereden biliyorsunuz Abdullah Öcalan'ın talebi olduğu? Açılım süreci. Sanki yazılı bir metin varmış gibi Abdullah Öcalan'ın talebiyle böyle afaki konuşamazsınız ya. Afaki konuşmuyorum ya. Yani. Afaki konuşuyorum. Saygı öztürk yazdı belgesi. Yaz, yazsın aç, saygı öztürk geçen hafta. yazdı diye belge midir o yani? E, belgedir. He. Abdullah Öcalan'ın Ama O dönem kaldı. Ya, o dönem kaldı. Ya, olabilir. Niye, açılım niye sürecinde tabii ki bir şeyler yapılacak. N Neden açılım süreci? Bir dakika. Adı bir be. dakika. Kardeşim, Ama bunu sadece dakika. Abdullah Öcalan'ı talebi derken Abdullah Öcalan dikte ettirdi de bu yapıldı gibi anlaşılıyor. Yani, Kardeşim deminden beri şey, diyorsunuz tamam. ya, deminden beri diyorsunuz ya, biraz önce Hakan Bayram diye dedi ya, 25-30 yıl önce Güneydoğu'ya gittiğinde, mitinglere gittiğinde, işte ne bu evet. Türk'üm diyene, bu ant nereden çıktı, niye ne mutlu Kürd'üm diyene denilmiyor da. Şaban Bey size Türküm... bir şey sorabilir miyim, izin verirseniz. Eğer gerçekten bu andımız Öcalan'ın talebiyle kaldırıldıysa, Latif Bey de ona işaret etti. Bugün HDP neden andımız konusunda tek bir kelime bile etmiyor. Olumlu ya da olumsuz. Yok şeyden. Bugün. Bugün. Bu şey bu Danıştay'ın iptalinden memnuniyetini ifade etti ya Hiç ben görmedim. Yo, etti, etti. Ben bak Andınız yani emin olduğu için ses çıkardı. Andınız. Belki hayır. Ta belki de özellikle şöyle taraf olmuyor Ahmet Bey. Yani karşı, Ya bu kadar öcü Hayır diyor. Ahmet ya, Bey, hiç kimse değil bu konu. Hakan Bey soru yani, da sordurtmayacağız size bu gecenin sonunda. Evet, Bey şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani şimdi Kürtler açısından e, empati yaparak acaba böyle midir? Böyle düşünülebilir mi? Bunu da tartışmalıyız diyerek Latif Bey. Ya biraz da korkarak, çekinerek söylüyorum. Evet, evet. Farkındayım. Parkında, Farkındayım. Yani, benim kim olduğumu herkes bilir. Fark, biliyorum, farkındayım. Yani ben de şundan e, şey geçen bu andımız konusunun tartışıldığı, gündemin en sıcak konusu olduğu gün HDP'nin grup toplantısını baştan sona dinledim. Mitat Hoca, Mithat Sancar hmm. e, eş başkan Hiç olarak girmedi, konuşuyor. Değil mi? Ya 45 dakika girmediği konu kalmadı. Andımız konusuna tek kelime doğru. olsun girmedi. Ya, doğru. Ya hani tamam, insan hani <laughs> <yapacağım. şundan gülüyor> şu Latif'in dile getirdiği, Latif Şimşek'in dile getirdiği e, empati kurarak dile getirdiği. Kim haklı? Bak bu konuda haklı. Ahmet evet. Bey, şundan şundan girmiyorlar. Niye girmiyorlar? Şundan girmiyorlar. Siyaseten. Ya mi? istedikleri olmuş. Siyaseten girmiyorlar. Evet, evet. Kaşımak istemiyorlar. O, bakın, Sayın Bahçeli, bakın Sayın Bahçeli, bakın Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklama arkadaşlar. Şimdi ya bir siyasi parti memlekette bir konu tartışılırken bu konuyla ilgili fikrini söylemez ya, mi? Bu konu, yani bu konuda söylemiyor zaten al, söylemiyor, alacağını almış. Işi alacağını olarak almış olarak. Ya, aldı, ya kardeşim, aldığına sahip çıksın bu, o zaman. E, sahip çıkmasına gerek, gerek yok zaten ki, AKP sahip çıkıyor. Bir... Zaten iktidarın zaten Şaban iktidarın Bey. bu işi Şaban Bey. gündemden düşürmeye çalıştığını görüyor. Şaban Bey bakın. İktidara H destek H versin H o zaman. HDP'nin sessizliğinin bu konuyla ilgili hiçbir şey söylememesinin manidar olduğunu lütfen kabul ya, edin. Ya tamam. Tamam diyelim ki manidar. <laughs> HDP çok manidar. Bu konuda açıklama yapmıyor. Ya hey, eyvallah tamam. Onu bir bir kenara koy ama yaparsa ortaklarıyla ters düşecek. Çünkü. Onu bir tamam. Ortak böyle siyaset ifağı tabii. Böyle siyaset ifağı çatar diye. Böyle siyaset koyalım. O ha, çat, şey yapalım, Tamam. Yani Onun için 200 lira. Onu da kabul edelim. Onu da kabul edelim. Şimdi devlet beyin açıklamasından birkaç cümle okuyacağım müsaadenizle. O Danıştay'ın işte iptali kabul etmesinin ardından yaptığı açıklama yaklaşık iki yıldır bekletilen bu davanın bir anda karara bağlanarak servis edilmesi maksatlı. Biliyoruz o açıklamayı iki hafta maksattı. oldu yapılanı. Neden okuyorsunuz? Yani tamam. E tamam. şöyle diyorum sonuç. Devlet Bahçeli burada Sayın Bahçeli Danıştay'a yükleniyor. Bunu tartıştık. Milli şuuru zedeliyorsunuz. İşte pimi çekilmiş bir bombadır vesaire. Halbuki Sayın Bahçeli'nin yapması gereken, şimdi CHP ve İyi Parti yasa teklifi verdi ya, MHP de galiba istiyor. MHP verdi mi yasa teklifi? Onu biliyorum. Onu yok. Ve çekimser kaldı Bak, Devlet Bahçeli'nin söylediği kendi açısından MHP açısından son derece doğrudur, doğrudur. ve haklıdır. Tamam çünkü ama ama Ekşiyettçi Hareket Partisi adı üstünde Türk milliyetçiliği üzerine kurulmuş bir parti. Yani kardeşim daha ya, bir defa, şey Bir defa Cumhur İttifakı zede alır falan diye düşünmeden küt diye evet. ne düşündüğünü söyledi. E, söyledi de yani, yani şey e, koydu tavrını de, HDP gibi susmadı. Ahmet mesela. Bey iyi de yani çok özür dilerim Danıştay hakimlerinden. Yani garibim Danıştay hakimlerine. Hayır önce posta koyana kadar yani, Devlet Bahçeli o açıklamasında bunu Adam konuştu. iktidara iktidara demeli ki. Hayır, sen bu andımızı sen bu andımızı ne diye kaldırıyorsun? E, o zaman Bey. iktidarın Yargıtay'a emir verdiğini mi Hayır, evet. Şaban danıştay Bey. Danıştay Şaban mı? Bey ulaşamıyorum size. Arkadaşlar, De bak Devlet Bahçeli'nin açıklaması iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm diyor ki andımız şöyle şöyle önemlidir, bu kaldırılmaması gerekir. Andımızı önce sahip çıkıyor. Güçlü bir şekilde sahip çıkıyor. Tamam. Sonra danıştayla ilgili verdiği kararla ilgili tartış. Ben diyorum ki yani sonuçta bu parti, bu partinin genel başkanı bu konuda. Cumhur İttifakı şöyle olurmuş, böyle olurmuş demeden net tavrını koydu. Ama öbür tarafa bakıyoruz, CHP ile İyi Parti tamam gayet net konuşuyor. Ya HDP'nin suskunluğuna gelince hiç. Ya Ahmet Bey anladım HDP. O, ya şimdi HDP o açılım sürecinde bu andımızın kaldırılmasını bak, sağladı. HDP, andımız bakın, tartışmasını... Kamu kurumlarından T, tamam, HDP sağladı. HDP sıradan bir parti değil. Buradaki suskunluğunu sorgulamamızın bir nedeni var. Olayın tarafı, yani olayla ilgili hassasiyetin tarafı. Evet. Suskunluğu anlamlı o, anda, o açıdan yani. Ya Ahmet Bey, yani hani... seçmende o zaman şimdi... <laughs> Eee e, e, işte, e, rahatsızlık yoksa da anlamlı ne, ne düşünüyorum ben merak ediyorum. Şey ya yani. arkadaşlar Aynen. bir dakika ben cümlemi tamamlayayım. HDP'nin evet, HDP'nin HDP suskunluğu anlamlı. Evet anlamlı kabul ediyorum ama Sayın de diyorum ki ya bu kadar sahip çıkıyorsan andıma ki doğru yapıyorsun hakikaten. Ben de evet. okunması gerektiğini düşünüyorum. Ya bunu iktidara söyle. Sayın Cumhurbaşkanına söyle. Ya Sayın Cumhurbaşkanı o andımıza bir talimat ver de Milli Eğitim Bakanlığı tekrar yönetmeliğe koysun, ilkokullarda okunsun. Peki. Bu kadar basit. Bir bu, Zafer, kadar basit. Zafer bu kadar basit. Zafer Şahin. Sayın Cumhurbaşkanı basit oldu. Sayın Cumhurbaşkanının Bilmiyorum. telefon açıp Milli Eğitim Bakanına talimat vermesinden ibaret. Peki. Zafer Şahin. Ya Sayın Bahçeli'nin de sağlaması gereken bu ama yapılmıyor. Şimdi, Neden yapılmıyor? Neden yapılmıyor? Valla bu ülkede AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı için her şeyin yapılabileceğine artık ben kani oldum. Nasıl? Zafer ya? Şahin. Yani, ya çünkü HDP sesini çıkarmıyorsa ittifak bozulmasın diye çıkarmıyor. İttifakın bozulmak istenmemesinin sebebi de AK Parti karşısında bir e, cephe var. O cephe dağılırsa arkadaşlar, hiç şansları kalmayacak. Arkadaşlar bunun siyasi, için başka, siyasi dengeleri mi konuşacağız? Başka niye olabilir? Siyasi ya? dengeleri mi konuşmamız gerekir? Neyse Zafer e Şahin. Mi? Tekrar okutulup okutulmamasını mı konuşmamız gerekir? Peki, Şimdi anlamının tekrar oradan, okutulması isteniyorsa bir tanedir. Çok kısadır, çok basittir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Milli Eğitim Bakanı, Sayın Ziya Selçuk'a ya şu andımızı tekrar yönetmeliğe koy da ilkokullarda okunmaya başlansın. Bu kadar. Ağzından çıkacak iki cümle. Zafer Şahin. Bu kadar. Evet. HDP konusu kadar en azından. Şimdi tabii evet. Ahmet Bey bu siyaseten, biz başlayabilir miyiz? Şimdi bakın siyaseten bu çok elverişli bir malzemeydi. Burada tabii. Millet İttifakı'nı oluşturan partiler Cumhur İttifakı'nda buradan bir kriz çıkar mı mantığıyla ve kendileri açısından bence son derece doğru bir yaklaşımda bu olayın üstüne gittiler. Ee, ama gelinen nokta itibariyle hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın biliyorsunuz İstiklal Marşı e, bizim andımızdır diye bir ifadesi var. Ee, Sayın Bahçeli de yine e, bu konuda çok net bir tavır ortaya koydu. Ama burada hani muhalefetin beklediği gibi iktidar partileri arasında, iktidar bloğunda bir çatlak oluşmadı. Şimdi andımız konusuna gelirsek Ahmet Bey, ben e, andımızda sorunu olan bir insan değilim. Ben de ilkokul döneminde 5 yıl andımızı okuduk. Hiçbir rahatsızlıkta duymadık. Ama e, benim hani çocukluğuma gelen, e, denk gelen 80'li yıllarda biz bu andı okurken, Türkiye'de dağa, taşa, her yere e, 12 Eylül cuntası ne mutlu Türk'üm diye yazar iken, e, biz 90'larda ne gördük? Bir terör örgütü kendisine öyle böyle değil, ciddi bir, taban bulmuş. Şimdi baktığımız zaman e buradan şu sonuca varmak gerekiyor. Ya sizin iyi niyetle yapmış olduğunuz e, bazı hamleler bunu cuntacılara da söylemiyorum. Andımız konusunda söylüyorum. Bir takım zorbalık uygulamalarıyla, zorba uygulamalarla 12 Eylül sonrasındaki yaşananlardan bahsediyorum. İşte Diyarbakır cezaevine buna katabilirsiniz. 650 bin insanın gözaltına alınmasını katabilirsiniz. Türkiye'nin bir darbeyle toplumun üzerinden silindir gibi geçilmesini bunun üstüne katabilirsiniz. Toplumun belli kesimlerinde bu anlamda bir hassasiyet yaratmış demek ki. Bunu görmek lazım. Bir de şu var tabi Ahmet Bey, her dönemin bir ruhu var. Şimdi ne diyoruz? 1933 yılında yazılmış diyoruz. Ben size bakın enteresan bir şey göstereceğim. İnşallah kamera gösterir. Dönemin ruhu var diyoruz ya. O dönem andımız yazılmış. Evet çünkü dünya bir savaşa gidiyor. Koşar adım bir savaşa gidiyor. Büyük devletler var, ulus devletler var. Bugün de var ama o bir savaş koşullarında herkes bir şekilde o milliyetçiliği körüklemeye çalışıyor. Bakın CHP'nin o zamanki amblemi Ahmet Bey şunu kamera gösterse aslında çok iyi olur. CHP'nin resmi amblemi Atatürk döneminde. Ne var? Altı okul içerisinde bozkurt ve ay yıldız var. Görünüyor mu bilmiyorum. CHP'nin ilk amblemi. Söyledim Sonra sana, 1943 zaman. yılında yani savaşın sonlarına doğru arasında vardı ya savaşın, Bozkurt. Heh, bakın işte onu diyeceğim. Savaşın sonlarına doğru İsmet İnönü döneminde, ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü döneminde İsmet İnönü Atatürk'ün CHP tüzüğüne koydurduğu bu bozkurtlu ve ay yıldızlı amblemi e, değiştiriyor. Bugünkü altı oka geliyor. E demek ki o dönemin ruhu da onu gerektiriyor. Hayır burada ben bir yanlışlık yaptım. Burada var. yani burada bir e, var. samimi olarak me Sevgili Şimdi, Zafer burada bir yanlış yok Şaban Bey lütfen beni kesmeyin. Aynı, bir, bir, saniye bir saniye sana katkı yapayım. Mustafa ya Kemal Atatürk'ün mecliste konuşurken yılında, arkasında, inönü döneminde... Arkasında Cumhuriyet Halk Partisi altı oklu bayrağı var hatırlayın. Yani o, o bayrakta Bozkurt yok. Valla 1935 yılında Şaban Bey o zaman ben Atatürk, size daha net bilgi vereyim. 1935 koyduktu. yılında CHP tüzüğüne... Şaban. CHP tüzüğüne bakın tarih veriyorum ya 1935 yılında CHP tüzüğüne konulan Resmi amblem bu. 1943 yılında İnönü bunu çıkartıyor. O Türk bayrağı ve bozkurtu çıkartıyor. Bugünkü ambleme evet, evet. geliyor. Niye bunu Oğlum. yapıyor? O dönemin ruhu demek ki bunu gerektiriyor. Şunu söyleyeceğim. Bizim burada tartışmamız gereken şey şu. Andığımızı söyleyelim ama biz acaba bu cumhuriyetin bence bir başarısızlığıdır. Niye 83 milyon insanımıza bu Türk üst kimliği altında herkesin bu vatanın Birinci sınıf vatandaşı olduğu bilincini biz aşılayamamışız. aşılayamamışız. Sorun buradan kaynaklanıyor. Niye bu toplumun belli kesimleri andımızdan rahatsızlık duyuyor? Ben bunu işte az önce özetlemeye çalıştığım o bir takım e, baskıcı dönemlerin e, zorba uygulamaların sebebiyet verdiğini düşünüyorum. Peki, e, yani peki, burada bence bizim Bey, ülke bir şey olarak bir de andımızda tabii ki bir sorun yok. Zafer, Ama bir şey o Türk üst kimliği kardeşim. altında herkesin bu vatanın birinci sınıf e, insana yurttaşı olduğunu Sevginin biz haber, toplumun geneline şey maalesef o şey verememişiz. Ee, İstiklal Marşı'nın biliyorsun ilk iki kıtasını okuruz biz milli marşımızda. Son derece milliyetçi kelimeler ve cümleler vardır. Yani tam milliyetçi ifadeler vardır. E peki İstiklal Marşı'nı bu kadar net ve açık milliyetçi ifadelerle okutuyoruz da yani içinde bir tek ne mutlu Türk'üm diyene geçiyor diye rahatsız olacaklar diye bunu mu iptal edelim? Ne var? İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasının. Aşk olsun. Olduğu Yo, gibi bakın, milliyetçi, yani milliyetçilik başka şu şey. Aslan, aslan ya, gibi de yazılmıştır. Şu Ahmet Bey şu yani... e, Zafer Şahin'in söylediği CHP amblemi <laughs> Mustafa Kemal Atatürk birinci meclis kürsüsünde kamera gösterebilirse lütfen eee yakından. O daha önce. Heh, ya Şaban Bey 1935 şey, önce, diyorum. Kardeşim, Atatürk, Gazi Mustafa İsmet Kemal 1. Meclis kütüsünde olduğunda meclis, yıl meclis 1920. Meclis kütüsünde CHP'nin altı oku aslında o zaman tek parti dönemi ve üzerinde CHP ambleminde bozkurt yok onu demeye çalışıyorum. E bir dönem yoktu. Atatürk hepsine koydu. Şaban Bey mu? 1935 diyorum. Evet. 1935. Yani neyse orijinalinde yok yani bu amblem. Işte. Ya onu Abi, söylüyorum 1935'te. dediğin 33'te Atatürk 33'te 1933'te koydurttu onu. Ya şimdi arkadaşlar oturtlar. ben 30 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyim. diyorum. Cumhuriyet 35. Halk Partisi'nin ableminde Bozkurtlar da bunu ilini kaldırdı lafını ilk defa duydum yani. Kusura Peki. bakmayın. Neyse ona bir bakarız. Ve, ve CHP ableminde Şaban Bozkurt hiçbir zaman olmadı. gazeteci ha, olmadığınız belki, için belki sizin 30 yıl o 1935'i kapsamıyor. Bazen Türk bayrağıyla işte Mustafa Kemal'in resmini birleştirerek hani bir şey ya yapılıyor, kolaj yapılıyor. Belki öyle bir kolaj yapı yapılmıştır. Türk lirasına Bozkurt'u koydurtan Atatürk ambleme koydurtmaz mı insaf Hakan Bey yok mu Ömer Bey tabii önceki çok 30 Şaban Bey siz burada neyin savunmasını Hayır, yapıyorsunuz anlayamadım Paşa ya bunda adam bir bakar ona? Ona. sonra size... bir bakın bence ya, işte, ya CHP bir... döneminde yapılanları e, konuşursak yani gerçekten çok şey yapıldı Koraltan köprüsünde ya teslim hayır, bakın, edilen Azeri kardeşlerimizin Bey, Ruslardan Bey kurşuna dizilmeleri de CHP döneminde oldu. Yani, yani neyse şimdi konumuz evet. ama hani yani şey değil yani CHP dönemi, yani, İnönü dönemi, yani, çok milliyetçi bir dönem falan bunu çok değil dağıldı. Yani? Zafer Şahin <laughs> son bir şey son bir şey Atatürk, söyleyin Atatürk mü sonra Ömer Bey'e Ya Bey e şunu söyleyeceğim Şaban ya. Bey neden buna burada bir savunma yapmak ihtiyacı duyuyorsunuz ya bu ben bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum o, diyorum ki Hayır. her dönemin bir ruhu var diyorum. Hayır ya Zafer siz inkar da etseniz 1935 yılında Gazi Mustafa Kemal bunu tüzeye koydurmuş neyi inkar ediyorsunuz? Diyorsunuz ya. ki ben 30 yıldır CHP muhabirliği yapıyorum 1935'te de <laughs> mi CHP muhabiriydiniz? Bilmemeniz normal <laughs> ama açıp okusanız öğrenirsiniz. Orada <laughs> Hakan Hakan Bey de size söylüyor. Ya. Hakan <laughs> Bey de size söylüyor. Diyor ki var mı tüzük de diyor. Siz ya, hala var, diyorsunuz var. ki ben 30 yıldır CHP ya muhabirliği yapıyorum. Zafer yani Şahin. bunu bilmiyorsanız bir ben bir saniye, size. Bir saniye. Bakın bu, bu okların bu altı ya, Ya bu oku, bir eleştiri değil. Bu altı o dönem öyleymiş... alttan üçüncüsünde alttan üçüncüsünde bir çentik vardır. O çentin bile hangi anlamda neden konduğunu neden onun üçüncü okta olduğunu bile konuşuldu tartışıldı Deniz Baykal genel başkanken Cumhuriyet Halk Parti'nin bu amblemini o yıllarda evet Şaban Bey bunu size ispatlayacağım Benimle iddiaya girer misiniz Peki sonra tartışılan yanlış hatırlamıyorlar yani. arkadaşlar yanlış anıt Anıtkabir'de Atatürk'ün Bozkurt amblemli bazı özel eşyaları var Ya var tamam yani, yani, yani ne ne özel, özel, özel eşya Türk, Türk gömlesine gömlesine Evet. Ya, tabii Atatürk'e Bozkurt denildiğini ben de biliyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi ambleminde Atatürk döneminde hiçbir zaman Peki Şaban Bey altı okul üzerinde Boz. Ya var Olmadı. diyorlar. Ya yani hakikaten yanlış ya. bilgi veriyorsunuz. Geçen yani programda sen burada internetten bulduğun bir fotoğrafı da almışsın Tamer buldum. Karadağlı. Yok. Bak Allah meşhur Allah. Tamer Karadağlı var ya. Hem aktörümüz hem evet. harika evet. sesi sahibi. Evet. Ben konuşurken bunu anlatırken geçen programda, geçen dediğim 2-3 ay önce tuttu bütün fotoğrafları bana gönderdi. Yani hem bozkurtlu Türk liralarını hem de Cumhuriyet Halk Partisi 33 yılında tüzüğünde kabul edilen Bozkurtlu Amblemi'ni gönderdi. Peki mı? Şaban Bey, sonra bakarsınız ya. Tamam. Ahmet. Olabilir. Bey. Ya hayır, ben de bilmiyordum. Bir, Ahmet. Bir, hayır bir ben, yanlış e, bırakmayalım. Ben bir şey, şey söylemek diye. istiyorum. Yani, Bu konu yani, değil. Bana bir Yok, yok ama artık yok yok. Ömer Bey. Ya. Ama ya, yanlış yanlış kısa, söz çok kısa, çok önemli. Bir diyor. cümle Şimdi olsun. Bakın bugün bir toplantı vardı arkadaşlar. Ee, Türk Konseyi toplantısı vardı Türk Cumhuriyetleri ile. Hani milliyetçilik diyoruz ya. Ee, önemli bir toplantıydı. Yani Türk Cumhuriyetleri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, bu toplantıya katıldı. Orada konuşma yaptı. Yani milliyetçilik, e, Türkçülük sözde değil, özde olmalı. Bugün e, bir Turan ülküsüne doğru bir gidiş var aslında. Kürt kardeşlerimizi de biz bu ülküden ayırmıyoruz. Yani ayrılmamalılar zaten. Yani milliyetçilik Mavi Vatan'a sahip çıkmakla olur. Milliyetçilik Karabağ'da, Azeri Kardeşlerimizle birlikte e, Karabağ işgalden kurtarmakla olur, Kıbrıs'a sahip çıkmakla olur. Ömer yani Bey. sadece böyle bir anlımıza saplanıp kalmanın bir şeyi anlamı yok diye düşünüyorum ya. Yani. Peki çok teşekkürler Ömer Bey. E, yani herkes e, söyleni söylemesi gerek sö, e, söyleyeceğini söyledi. E, ben aslında sizinle hem konuyu da biraz değiştirmek de istiyorum. Ee, HDP iddianamesiyle ilgili hukukçu da olduğunuz için o konuya geçmek istiyorum. Ama ille de ben andınızla ilgili bir şeyler söylemek isterim diyorsanız lütfen söyleyin. Hemen ondan sonra da HDP'yi konuşacağız. Kısaca söylerseniz. Memnuniyetle Sayın Hakan. Önce şunu söyleyeyim. Mustafa Kemal Atatürk tam bir bozkurttur. Cumhuriyetin kuruluşunda milli değerlerde e, Bozkurt e, milli bir değerdir ve süreç içerisinde Türk ocaklarında bazen Cumhuriyet Halk Partisi'nin o zamanki tek parti olduğu dönemde e, Cumhuriyetin temel kurucu ilkelerini sembolize eden altı okla birlikte kullanıldığı Bozkurt'un üzerinden bravo. okların çıktığı bravo. flamalar kullanılmıştır. Bravo. Ancak Teşekkür süreç miydi? içerisinde Teşekkür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, temel milli değerlerin her şeyin üzerinde ve herhangi bir siyasi partinin tekelinde olmaması gerektiği inancıyla sadece Bozkurtu değil birçok milli değeri ulusal anlamda Vatan değeri olarak sunulması için siyasi partinin ambleminde uygulanması süreci ikili partili döneme geçerken zayıflamıştır bu bir doğru, o iki da doğru. aynen öyle. anlıyorum ki Türkiye sadece sadece Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü değil, Cumhuriyeti kuranların 1919'dan 23'e kadar verdiği mücadele tam anlaşılmamış. Bakın, Türkmenler, Çerkezler, Kürtler aklınıza ne geliyorsa herhangi bir etnik kökeni olan vatandaş fark etmez. Hatta bundan 100 yıl önce kurulan temelle bugün Afrikalı bir siyahi, Herhangi bir kanuni süreci tamamlayarak Suriyeli bir mülteci, bir Çinli, Japon bunlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olurlarsa Türktürler. Çünkü bu cumhuriyeti kuranların hepsinde etnik kökenlerin tamamının temsili mevcuttu ve bu nedenle de dediler ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran halkın bütününe Türk denir evet. ve bu süreç içerisinde 60 anayasasında da 82 anayasasında da yerini buldu. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla artık çağdaş bir tanımla bağlı olan herkes Türktür ve bu asla ve kata üst kimlik değildir. Bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının bütününü kucaklayan kimliktir. Her kim ki Türk kelimesinden rahatsız oluyorsa, Kültür Bakanlığı'ndaki bir müzik korosunun başındaki Türk ibaresini dahi kaldırıyor ise şundan emin olmak gerekir. O kişinin Türkiye Cumhuriyeti ile bir savaşı, bir mücadelesi vardır. Dolayısıyla burada artık gelinen 2021 yılında 100 yıl sonra etnik kökene dayalı tartışmaları bir devletin kuruluşunda o devleti kurucuların tamamının kabul ettiği bir ırksal tanıma dayanmayan yapı üzerinden değerlendirmek bence hala ve hala bu ülkenin vatandaşı olmanın bütün dünyadaki ülkelerden daha kıymetli bir vatandaşlık haline getirmenin Almanların veya Fransızların kullandığı antlardaki onların bağnazlıklarıyla andımızı ölçmenin hiçbir şekilde anlaşılır bir tarafı yoktur. Lütfen rica ediyorum herkes Cumhuriyet'in kuruluşundaki o 4 yıllık bağımsızlık dönemini ve özellikle nutku defalarca okusunlar. Asla ve kata ırkçı bir şey yoktur. Şimdi hukukçu kimliğimle atfederek söylediğiniz HDP'nin bugün iddianamesinin reddedi, iade edilmesiyle ilgili sürece ilişkin açıklama yapmak istiyorum. Bir, şimdi iddiame, iddianamenin iadesi hukuki bir süreçtir. Yani savcılık makamları, bir dava açmak üzere iddianameyi gönderdiklerinde ilgili mahkemeye o mahkeme 15 gün içerisinde o iddianamede usul kanunun ceza usul kanunun 170. maddesindeki şekli asla esasa yönelik bir şey yoktur eksikliklerin olup olmadığını denetler. Teknik Konunun çok yani. net anlaşılması için kısaca kanun maddesini söylemek istiyorum bakın. Nelerin olması gerekiyor? Şu, şu kadar basit ee, şeylerin olması gerekiyor. Bir, şüphelinin kimliği. İki, varsa vekilinin ismi. Üç, mağdur veya suçtan görenin ismi. Dört, mağdurun veya suçtan görenin vekili varsa. Açıklamasında sakınca bulunmayan hallerde müştekilerin ismi. Şikayette bulunan kişinin kimliği. Şikayetin yapıldığı Ömer tarih. Bey. Gerek Yüklenen yok, suç onların. veya uygulanması yani, gereken... Şöyle mi? Teknik... Neden şöyle Sayın Hakan? Gerek var. Teknik eksiklikler Çok var. Çok gerek var. Neden? Şundan dolayı... Sorumu sorabilsem... İşte ben de bunun bir, için şunu soruyorum. Bir Bakın. sorayım. Şunu mu demek Peki. istedi iade eden Buyurun. Anayasa Mahkemesi? Ee, Sayın Başsavcı, sen bu iddianameyi hazırlamışsın ama teknik olarak bazı konularda usule uygun olmamış eksikler var. Al bunu tamamla öyle gönder. Bu o demek mi? Bu o demek. Ama şunu belirtmemiz gerekiyor. Yani tespitiniz %100 doğru. Yani bu eksiklikleri, şekli eksiklikleri tamamla gönder. Hatta son cümlemi de peşinen söyleyeyim. Eğer bu eksiklik, ki eksiklikleri tamamlayıp gönderecek bir süreye bağlı değil, 24 saat içinde de yapabilir, 3 ay içinde de yapabilir. Gönderdiğinde Anayasa Mahkemesi'nin şimdi belirlediği eksiklikler dışında, tekrar bir aynı eksikliklerin dışında şu anda belirlemediği bir eksikliği de ileri süremez Anayasa Mahkemesi. Ancak şu anda belirlediği eksikliklerden, Tamamlanmamış Peki. olursa bir daha tamamla der. Peki. Ama sorun şu dönük bakın bir iade bahsettiğimiz değil. Evet, yer anayasa mahkemede. Evet. Ömer Bey daha fazla uzun evet, bunu konuşmak yani. istemiyorum. Yani mevzu anlaşıldı. Al Peki. Kardeşim bunu tamam. e, tamamla öyle gönder dedi. Yani e, bazıları şöyle anladılar. İade etti deyince hani sanki e, dava reddedildi, yani. reddedildi. Öyle bir şey söz konusu değil. Teknik olarak. Zaten iade etti. bu bir süreç yani Ahmet Bey şu ana kadar kapatılan partilerin Anayasa Mahkemesi'ndeki yargıtaydaki sürecine bakarsanız hemen hemen bir yıl sürüyor yani en az. Ee, evet. Bir yıldan önce de bu davanın ben sonuçlanabileceğini zannetmiyorum. Ama yani. e, Ahmet Bey şöyle burada olay sadece raportörün usul yönünden eksik bulması değil. Raportör usul eksik dedi ama şimdi Anayasa Mahkemesi ise şunu söylüyor diyor ki ee, partinin yetkili organlarının eylemleriyle Anayasanın 68 ve siyasi partisinin 68 ve 69. maddelerinde düzenlenen odak olma fiili e, arasında gerekli ilişkilendirme yapılmamıştır diyor. Yani böyle bir eksiklik de görüyor ve bunu da şuna gerekçe gösteriliyor. Şu AK Parti'ye bir açılan kapatma davası vardı ya orada mesela odak olmanın tanımı o davada madde madde tek tek yazılmış. Anayasa Mahkemesi diyor ki bunu böyle madde madde tek tek yaz diyor. Hani raportörden biraz farklı Anayasa Mahkemesi'nin verdiği hayır, hayır. karar. Sayın Hakan, yani usul eksikliği... tam Siz hani yeter demiştiniz ya kanun maddesini okuyordum, o fıkrada kalmıştım. Yani iddianame de yüklenen evet. suçu oluşturan olaylar mevcut delillerle ilişkilendirir. Bu da esas değil, bu da şekle ilişki. Bu da usul. Yani iddianame de şu eksik kalmış. Delillerin var fiilleri anlatıyorsun ama bunların arasındaki bağlantıyı kurmamışsın. İlişkilendirirmisin evet, diyor. Ya yani bu da o da Bu da davanın bu da reddedildiği teknik. anlamına gelmiyor. Yani tam bu fıkrayı da ki en önemli fıkra da bu zaten. Peki. Ee, ama şu, şu çok önemli. Bakın ya yüksek yargı, Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcılığından bahsediyoruz. Türkiye'deki Türk demokrasi tarihine geçecek, bütün dünyanın gözü üzerinde olan bir davada yıllardır neredeyse 2015'ten beri bu dava kamuoyunda Cumhurbaşkanı'ndan vatandaşa kadar dillendiriliyor. Şekli hatayla bakın herhangi bir mahkemeden bahsetmiyoruz. Şekli hatayla bir siyasi partinin istemini genel başkanın istemini bir an yerine getirmek için düzenlenmiş bir iddianame. Dolayısıyla anayasa mahkemesine parti kapatmak için müracaat edilen bir davada o iddianamede şekli hata olmamalı. Peki. Bunu söylemek Peki. istemiştim. Çok teşekkür Bunlar ederim. Öyle öyle evet, edelim. tabii özgürlüğüyle ki şey. Ama Ziyata çok önemli var. Ahmet çok... Bey, şöyle bütün bunları bugün hiç konuşmuyor olabilirdik. 2010 yılında AK Parti'nin yapmak istediği değişiklikte siyasi partileri kapatma davası açılması için Yargıtay'ın meclisten izin alması maddesi vardı. Peki. O Ama o neyse, işte, o olmadı, oy vermedi. Peki, yani bizim bölümde oldu. konuştuğumuz, alımsayamadınlar. Hiç. Öyle Şimdi ee, Selahattin Demirtaş'ın bir açıklaması oldu. E, bugün bir gazeteye e, Onu onun fark ettiniz mi acaba? Şöyle bir cümlesi var. Benim çok ilgimi çekti. Eğer diyor muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına Latif Bey de işaret etmişti. Demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse yani muhalefetteki milliyetçi odaklar kastediyor. Hakan Başka Bey yok. dinliyor musunuz? Evet dinliyorum. Bu durumda HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak, demokrasi ittifakı ilan edilebilir diyor. Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar yani İyi Parti Evet. demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse bu durumda HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak demokrasi ittifakı ilan edilebilir. Enteresan bir Enteresan. Ben böyle kafam karıştı. Ee, ne demek istediğini de tam anlayamadım. Ama altından sopa dediğin. Yok var var. Yok yok önemli doğru. Ben ne diyor biraz yani? çözdüm kafamı. Ne, nedir Hakan Bey? Ben hakikaten tam anlayamadım yani. Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse bu durumda HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak demokrasi ittifakı ilan evet, edilebilir. Evet. Yani bir demokrasi ittifakına ihtiyacımız var diyor. Başını sonunda söyleyeyim. Demokrasi ittifakının da şu 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 hedefleri al alması gerekir diyor. Bu demokrasi ittifakına diyor eğer muhalefetteki milliyetçi unsurlar engel olacaklarsa HDP bu işin öncülüğünü yapar kardeşim diyor. Evet. Şimdi aslında... Yani Üçüncü ittifak mesaj olarak. Mesaj çok açık. İttifaka da katılma ihtimali olan birkaç de mevcut. HDP ittifakına mı? Tabii tabii. HDP'nin başını çektiği. Ee, aşağı yukarı. Kim? Ya şimdi mesela başını çektiği diye tanımlamasak bile... Evet. Ali Babacan'ın söylemleri HDP öncülüğü dediğine göre bu konuyu yani şimdi öncülüğü der de mesela Ali Babacan bu konuda çok HDP'ye yakın duruş ve söylem içerisinde. Tamam mı? Ee, birkaç siyasi parti daha var henüz Davutoğlu da ortaya öyle. çıkmamış ha. Davutoğlu da, Davutoğlu, öyle. da öyle. Davutoğlu da öyle oldu. Evet. evet nasıl idare. olduysa ee... yani eskiden böyle değildi. Şimdi böyle oldu. Şimdi bu ihtimal daha doğrusu ihtimal değil de bu demarş öncelikle şuna işaret ediyor. Beyler, siz bu milliyetçiliğe fazla takılırsanız... CHP'yle İYİ Parti'ye mi diyor? CHP'yle İYİ Parti'ye diyor. Ee, biz de diyor yolumuza bakarız diyor. Şimdi özeti bu. Ama arkasında iki tane daha bunun fotoğraf var. Bir, ihmal edilen... Ama şu sıralar İyi Parti'nin çoktan fark ettiği, CHP'nin de yeni yeni fark etmeye başladığı bir gerçek var. O da şu. Türkiye'de şu anda yükselen değerler bir, yani tavan yapmış durumda ekonomik vaziyet. Sebebi pandemi. Ya olabilir, fark etmez. Vatandaş abi sabah kalktığı zaman bakıyor domates kaç lira? 8 lira mı, 10 lira mı, 7 lira mı? Hayatına bakıyor. Hayatına bakıyor. İki, milliyetçilik, milli meseleler. Çünkü Türkiye hakikaten ilk defa milli duruşlar sergiledi. Ve dünyanın ciddi global güçleri tarafından da haddini bir şekilde itham ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere. Evet, böyle bir aşamada e, İyi Parti'nin tutumu belli. Cumhuriyet Halk Partisi de şunu fark etmeye başladı ki, Sol aşağı, sol yukarı, sol diye bir şey Türkiye'de yok, kalmamış. Solcuyum diyen yüzde dört. E ne kalmış? Sana kim oy veriyor? Atatürkçülerle milliyetçiler ve demokratlar. Senin söylemlerin bunu bloke edecek. Hatta bu söylemlere geçersen karşıdan bile oy alabilirsin sen AK Parti'den. HDP mi engel oluyor buna? Heh, şimdi HDP ile olan pozisyon bu yüzde elliyi kilitliyor. Oysa ki baştan beri iddia ediyorum siz iktidara oy veren 50'lik bloktan oy alamazsanız burada dünyanın en muazzam mühendisliğini yapsanız buna yani Isaac Newton, Einstein kimi getirirseniz getirin ona yaptırın ya da Jean-Jacques Rousseau'ya getirin ama şöyle bir sorun var çıkamazsınız Çık başaramazsınız başaramaz ama şöyle bir sorun var şimdi ben muhalefet adına baktığım zaman tamam. o perspektiften baktığım tamam. zaman HDP desteği de ihmal edilemeyecek büyüklükte bir şey. Çok basit söyleyeceğim. Onu nasıl göz ardı ederim? Çok basit söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Şimdi siz söylemlerinizi diyelim ana muhalefet partisi olarak. İYİ Parti zaten öyle. 2-3 aydır söylüyorum bunu. O yüzden 9'du 8'di 12-13'lere yürüdü. Evet. Şimdi siz söylemlerinizi bir milli duruşa, ulusalcı hani bazılarının tabiriyle milli duruşa hatta hükümete bazı konularda Engin Altay'ın bir konuşması vardı öyle. Azerbaycan'da da dedi yanındayız falan filan. Milli bir duruş ve sadece hakikaten sihirbaz gibi ekonomi anlatan birisi. Ama sihirbaz gibiyle şunu kastediyorum. Böyle halkın anlamayacağı dilden ekonomi değil. Demirel'in anlattığı tipte. Demirel ne derdi? Geçen sene kaç paraydı ya? Şimdi kaç para iyi bakın bakalım falan gibi. Net öyle vatandaşın anlayacağı dilde. Sihirbaz gibi de ekonomik yani böyle Fransızca laflar kullanarak demar, e, sirkülasyon, atipasyon bilmem ne bunları geç. Demirel tarzı ekonomi anlatan ortaya bir sihirbaz gibi ben böyle tanımlıyorum. Bir adamı çıkarttığı zaman konuşturduğu zaman milli de bir duruş gösterdiği zaman Allah Allah. Ha, şimdi gelelim sizin sorunuza. Peki CHP ile İYİ Parti bu moda girdiler. İki ayrı parti olarak bile olsa yarışa girseler hangisinin adayı birinci çıksa finale o kaldı diyelim. HDP nasıl oy alacak? Çok basit. Cevabı çok basit. HDP seçmeni masaya şunu yatıracak. Bir, 19 yıllık AK Parti iktidarının adayı buna karşılık her ne kadar milli bir duruş sergilese de ki bunu abartmadan, ırkçı pozisyona getirmeden dengeli bir ulusalcılıkla, milliyetçilikle ve ekonomi konuşarak muhalefet yapmış bir muhalefetin adayına HDP'nin yönetimi hiçbir şey demese bile ya şuna verin demese bile o 10 puan, 11 puanın en az 10 puanı gider zaten o adaya verir. Ya ama biz Mansur yavaş biz, dediğimizde siz Mansur yavaş ve depeden oyalamayın. E, Otur adaylar diyorsun. olmayacak tabii. Şimdi ulus. <laughs> ya Mansur yavaşın ne kabahati var? Abi sen şimdi pardon yani e, yani Milliyetçi Hareket Partisinin e, ile özdeşleşmiş birisini siz finale çıkarttığınız zaman. HDP seçmeninin 90'ını sandığa götüremez. Mansur yavaşın kalmamış. Sadece C İyi Parti değil Milliyetçi e, olarak CHP'yi de kastediyor. Evet, öyle anlıyorum. Yani, yani Hakan ama ben anlıyorum. öyle düşünmüyorum. Yani CHP'yi e, orada ayrı bir yere koyuyor. Bence o zaman CHP zafer, partiden etkileniyor. Zafer yani son olarak şöyle bitiyor. <laughs> Demirtaş dedi de CHP İyi Partinin ittifak içinde tutabilmek için e, bence e, ülkücü Milliyetçi bir söyleme yakın pozisyonda dur. Tamam, ülkücü demedim ben bu arada. Yok işte, ama ben öyle diyorum. Tamam, ben diyorum onu. Çünkü Selahattin Demirtaş için bir İYİ şey söylüyorsunuz. pozisyonu size. öyle. Beyler, Selahattin Demirtaş için denmeyen kalmadı. Selahattin Demirtaş'ın basında bazı kişilere gönderdiği mektubu okudum. Baspaya özelleştirme yapmış ve hepsini bir yana bırakın. O demin programın en başında size sorduğum en güvendiğiniz devlet adamı siyasetçi kimdir sorusunda biliyor musunuz hala yüzde %5 çıktığını. Adamın 5 puan desteği var, şaka değil. 5 puan, 5 puan. Şimdi diyorum ki ben, isterse içeride olsun, isterse dışarıda olsun. Demirtaş bir şey işaret ettiği zaman o 5 puanı yönlendirir. 5 puan da çok yüksek değil ama. Aa, HDP oyu daha fazla. HDP oyu ayrı, o 11 12 bile aldılar. Ama HDP'lilerden de oy alamıyor. Şey söylüyorum. Selahattin Demirtaş tek başına 5 beş diyorum. 5,5 beş diyorum. Ya tek ben, başına. Ha ben beklerim ki mesela HDP'liler Selahattin Demirtaş desinler normal olarak. O olmuyor yani Biraz ee, Bana tuhaf geliyor. canım. Orada da en, 50 tane parametre var. Çünkü e Selahattin o... Demirtaş da şunu anladı ki ben burada bölücü bu ülkeyi bölen bir Kürt milliyetçiliği yaptığım an ne Türkiye partisi olabilirim, Peki. ne de bu yüzde beşi on taşıyabilirim. Oysa ki son iddialı lafımı, lafımı söyleyeyim. Eğer Selahattin Demirtaş bugün yaptığı öz eleştirileri, bu ayrı şimdi konuştuğumuz o değil ama hani abi, şimdi bu ama son açıklama. Şey, aynı kapıya çıkıyor. Hay, şimdi son adaydan açık... bahsettik. Son açıklamasını diyorum. Hani bu evet. güzel izah ya. onu bir tartışalım. Ondan sonra miyim? devam edelim. Peki. Şimdi analiz ettiniz ya o. Ne demek istiyor Demirtaş? Onu ana, analiz ettiniz Zafer ya. Zafer bir şey. De, ha. Zafer'e ha, dönmek istiyor. O zaman Demirtaş'ın ne demek istediğini söyleyeyim. Özür dilerim. Söylediniz. Söylediniz yok, ya. Yok Demirtaş diyor ki şu işareti veriyor. Dozacı kaçırmayın diye mesajı değil o. Ben diyor akılcı bir politikacıyım. Hı. Milliyetçiliğinizi diyor benim seçmenimi küstürmeyecek şekilde. Şekilde yapın diyor. Hah. Peki. Zafer Şahin. O öyle bir şey bir adam değil. Şimdi... Ahmet Bey bugün Hakan Bey'le karşı karşıya geleceğiz gibi Selahattin Demirtaş öz falan yapmadı. Ne o gönderdiği mektupta ne burada bir öz eleştiri yok. Neyin öz yapmış? Yani Koban olaylarında o kadar insanın hayatını kaybettiğine dair bir pişmanlık mı ifade etmiş? Yasin Börü'nün katledilmesiyle ilgili en ufak bir sorumlu olduğunu mu e, itiraf etmiş? Ya da ne bileyim hiçbir zaman bu ülkenin üniter devlet yapısıyla barışık olmadığını, bunun bir hata olduğunu mu söylemiş? Yani ben gerçekten bu söylemleri anlayamıyorum. İşte 6 milyon oy alan parti, %5 oyu var. E AK Parti'de 21 milyon oy alıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın da %51 oyu var. Yani meselelere bu bakış açısıyla mı bakacağız? Yani burada bakın mesele şu. Siz teröre destek veren bir parti ve teröre destek veren bir siyasetçi misiniz değil misiniz? Gerçekten bu size atfedilen suçlamalardan, yargı kararıyla kesinleşmiş hükümlerden arınmak gibi bir niyetiniz gerçekten var mı? Bu ülkenin barışına, huzuruna, kardeşliğine gerçekten bir küçük tuğla Koymak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Böyle söz oyunlarına gerek yok. Ee, ben burada hiçbir öz falan görmüyorum. Bunu söyleyeyim. İkincisi şu, e, Ahmet Bey burada bir danışıklı dövüş var. Burada bir cambaza bak oyunu var. Ben bu oyunu bir yıl önce sizin programınızda söylemiştim. Selahattin Demirtaş şunu yapıyor, usta bir siyasetçi olarak şunu yapıyor. İyi Parti'nin bütün bu olanlardan rahatsız olan tabanla subliminal mesaj veriyor. Sanki aralarında bir sorun varmış... Görüntüsü veriyor, mesajı veriyor. İyi Parti tabanı da böylece e, şuna ikna olmaya çalışılıyor. İyi Parti tabanı şuna ikna etmeye çalışıyorlar. Ya işte görüyor musunuz? Yani böyle bir şey var. E, anlaşamıyoruz. E, ama ee, Şaban Bey programın ilk başından ne güzel söyledi Recep Tayyip Erdoğan'ı yenecek dedi bir dedi aday aranıyor dedi ya bütün dert bu bunda da ben anormal bir şey görmüyorum tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'ı yenmek isteyecekler Bu yüzden altısı 7'si bir araya geliyor bunda da şaşılacak bir şey yok ama lütfen artık bu toplumun sinir uçlarıyla oynanmasın bu toplumun zekasıyla alay edilmesin. Kim kimle hangi düzlemde ittifak yapıyorsa çıksın ortaya net söylesin. Bakın programın başında ben bir şey söyledim bu önemlidir. Ne diyor Sayın İmamoğlu? İki buçuk yıl sonra biz yöneteceğiz diyor. E güzel siz yönetin bu halk size yetkiyi veriyorsa tabii ki siz yöneteceksiniz. Sandık ne derse o. Ama o zaman bu topluma şunun hesabını, açıklamasını vermek zorundasınız. HDP'nin de destek verdiği bir iktidarda kim milli savunma bakanı olacak? Bu ülkenin milli menfaatlerini kim nasıl koruyacak? Kim İçişleri Bakanı olacak? Terörle mücadele edebilecek mi? İşte bir andımız tartışması. Bu ülkede ne derece tartışıyor? Bir bunlara bakalım. Yani burada bir siyaset mühendisliği çalışması var. Bir cambaza bak oyunu var. Tekrar ediyorum. Ben aralarında hiçbir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bir, bir sorun olacağı kanaatinde de değilim. Size somut bir örnek verip e, konuşmamı noktalayayım. Dün milli maç vardı. Maç 3-3 bitti. 3-1'den 3-3'e geldi. Ya bir milletvekili... İyi Partili bir milletvekili şöyle bir tweet attı. Benim gerçekten içim acıdı. Kim nasıl algılar salgılasın. Diyor ki bir uğursuz vardı diyor statta diyor. O yüzden oldu diyor. Buna destek veren bazı uğursuzlar da var. Onu da söyleyeyim. Ee, başka mecralardan. Ya bu ülkenin cumhurbaşkanına siz milliyetçi bir partinin milletvekili olarak uğursuz diyeceksiniz. Selahattin Demirtaş'a bir tane bununla ilgili tweetiniz olmayacak. Bir tane eleştiriniz olmayacak. Sonra aranızda sorun var diyeceksiniz. Ben buna inanmıyorum. Haklısın. Ben bu adaletsiz bir dövüş olduğunu düşünüyorum. ülkenin haklısın. cumhurbaşkanına da bu ülkenin cumhurbaşkanına abi. da hiç ya? kimse bu tip ifadelerle eleştiri getiremez, suçlama yapamaz. O hepimizin, cumhurbaşkanı yapamaz. O hepimizin Cumhurbaşkanıdır. Ya bir de hakaret var yani, ayıp yani. Etmiş. Ayıp, yani orada. Yani ayıp, ayıbetti orada ayıbetti.öyle bir ayıp, şey ayıp, mi olur ya? Şimdi zafer Şahin Şaban adamlar yapıyor Bey, burada ya. Reklamdan sonra konuşur musun? Olur tabii ki. Kısa bir ara tekrar birlikteyiz. Tekrar birlikteyiz. Ya şimdi Demirtaş'ın açıklamasını konuşuyorduk. Sıra Şaban Bey'deydi. Buyurun Şaban şimdi, Bey. Teşekkür ederim. Şimdi biraz önce Zafer Şahin dedi ki hani Millet İttifakı kazanır da hükümet kurulursa HDP ile ne olacak yani? Milli şey e, Milli Savunma Bakanı kim olacak? İşte şu bakan kim olacak? HDP'liler nasıl bakan olacak? Türkiye bunu kaldırabilir mi? HDP 30 yıllık bir siyasi tarihi var. 90'da kuruldu ilk biliyorsunuz. İşte bu... Yani HDP deme ya. Yani kapatılan partide... kapatılanlar ya HDP siyaseti. Yedi yani tane hep, adı var. İşte hangisi hep, hangisi? hep olarak yani hep şimdi... olarak kuruldu. Bugün HDP e bu, mesela bu kapatılanlar... AK partiye bugün milli nizam partisi ya da milli selamet partisi diyebilir misin? E, e, o yani... çizgiden gelen diyebilirim ama. Ya ama yani. Ama yok yok yo, politikaların merkez sağa. Ya neyse latif işte. Kapat. PKK Güdümünde diyorsunuz ha, PKK ya. PKK güdümünde parti olarak dersen Heh. tamam. O... Ee, ne diyeceğim? Şimdi HDP 30 yıllık siyasal tarihinde bir defa hükümet ortağı oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi ile oldu. Ee, 25 Ağustos 2015'te. Yanlış biliyorsunuz. 25 o... Ağustos 2015'te Adalet o, ve Kalkınma azınlık, Partisi azınlık. Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun başkanlığında kurulan hükümette HDP... Avrupa Birliği Bakanlığı ve Kalkınma Bakanlığı'nı üstlendi. Ali Aydar Konca AB Bakanı oldu HDP milletvekili. Müslüm Doğan da HDP milletvekili yine kalkınma bakanı oldu. AKP hükümetinde. Şaban Bey o Hadi anayasal buyurun. bir zorunluluktu. Ülkeyi seçime götürmek için kurulan hükümetin e, anayasal bir zorunluluğuydu. O bakanlar da 15 gün falan kaldılar. Yani mecliste bulunan partilerden hükümete hükümet bakan almak zorundaydınız. 3-4 ay görev yani, yapıyorlar. Neyin ne olduğunu hayır, siz hayır, de, hayır, biliyorsunuz. Işte, CHP hayır, de biliyorsunuz. O bir anayasal zorunluluktu. Bir gün bile olsa adam bir şey söyleyemedi. Ben bir şey söylüyorum. 25 Ağustos'ta kurulan hükümet, seçim ne zaman yapıldı? Eylül, Ekim, Kasım, Kasım, Kasım. 1 Kasım. Kasım'da yapıldı seçim. Hükümet ne zaman kuruldu? Bir sonraki 64. hükümet. Şaban Bey. Ee, Kasım'ın Şaban Bey ne, ne yapacak? O kuruldu? hükümet yani anayasayı ihlal edecekti. HDP, şimdi andınızı, andınızı tarihi tartışırken en sıkı HDP, HDP karşıtı oluyorsunuz. Parçası, siyaset tartışırken nokta. birden farklı bir yere geliyorsunuz. Zafer Bey, Zafer Bey ne dediğinizi yani neyin anlamadık. Neyin noktası anayasal, anayasal bir zorunluluk. Ne anayasal Hayır, şimdi bak, şöyle, orada bir, bir şeyin orada Sayın Bahçeli bir dinleyelim bir süresi... tartışırken Sayın Bahçeli o hükümete ya şimdi bakan şu vermedi. var, vermedi. Bey, andımızı... Turul Türkeş. Turul Türkeş'e bakanlık teklif edildi. Şaban Türkeş, Bey. Biz Zafer Bey'i dinleyelim. E, Sayın Bahçeli vermedi. ihraç etti. Duyamıyorum. yani ne dediğini bil... ortaklık yapmam ben diye. Ne dediğini anlamıyorum ki. Çok Zafer Bey buyurun. Şimdi ya Şaban Bey Şaban Bey konuyu farklı bir yere çekmeye çalışıyor da o dönemde ülkeyi seçime götürecek o hükümetin kurulması gerekiyordu bir siyasi kriz olmaması için e doğru sayın Bahçeli e, isim vermedi oraya e, sayın Kılıçdaroğlu da isim vermedi. E nasıl kuracaksınız hükümeti ülkeyi Şöyle bir krizle mi baş başa Anla, bırakacaksınız? Anlatayım. Anayasal Anladayım bir zorunluluk abi. olarak, nasıl anayasal bir zorunluluk ya. olarak bir onlar, onlar göstermelik iki tane bakan oldu Beyler, ve görev sürelerince tamamladılar. Ben öyle hatırlıyorum. Şey Aşağı ha, bandıydı. Aldığımızı bak, tartışırken ya 24 saat karşı için oluyor. Olsa, Şimdi bu konuya gelince bakan, bir bakanın, bir göstermelik e, bakanlığı Göstermelik bakanlık diye bir şey var mı? Göstermelik bakanlık değil. Bak Avrupa Birliği Bakanı ve Kalkınma Bakanı. Ya Kaldı ki başka hükümet kurulamıyor Kurulabiliyordu. Bir başka Bu hükümet kurulabiliyordu. Yani hatırlayalım, 30 gün boyunca Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi istikşafi görüşmeler yaptılar koalisyon kurmak için. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aşamadılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Davutoğlu ile Kılıçdaroğlu'nun hükümet kurmasına izin vermedi. O dönem hatırlayalım. 30 gün görüştükleri halde. Sonra Davutoğlu süreli hük bak yanıltma kamuoyunu. Sonra Cumhuriyet Davutoğlu Yani Bey o zaman siz şu soruyu sorun. Siz HDP'nin bir milletvekilinin Türkiye Cumhuriyeti'nde bakan kurulamadı. olmasına Efendim, karşı mısınız Şaban Efendim, Bey? CHP, CHP geçici zaten Şaban Bey söylüyor. Siz ya bir HDP'nin bakan olmasına karşı mısınız? Ne, ne, de, ne Zafer Şahin anlamıyoruz ya ne diyorsun tam? Sesler birbirine Şimdi, karıştı. Ya ama susmuyorlar ki Ahmet Bey. Şimdi şu var. Şaban Bey'e şunu soruyorum. Hani böyle e, hani büyük bir buluşa imza atmış gibi bir örnek verdi de. Anayasal bir zorunluluk diyorum. Bir, tekrar. İkincisi, Şaban Bey HDP'li bir ismin bakan olmasına karşı mı? Hayır Siyaseten, değilim. dünya görüşü olarak karşı mı? Hayır e, değilim. Bana bunun cevabını versin. Hayır değilim Zafer Şahin. Değilim HDP'li e bir ismin bakan olmasına karşı değilim. Türk halkı seçiyorsa e o zaman Türkiye bir, Millet e e azınlık hükümetinde o seçim hükümetinde bu, bu bakan, karşısında bakan karşısında bu bir eleştirme. HDP'li bir bakan çok büyük sıkıntı çıkarır. Ben, ben, ben bak ben ben devletimin ben devletimin kurumun kurumlarına, anayasasına, Türk parlamentosuna güveniyorum. Eğer e. halkına da güveniyorum. Türk halkı, Türk milleti bir partiyi seçip parlamentoya göndermişse o partinin üyeleri milletvekilli de yapar, bakanlık da yapar, başbakanlık da yapar, cumhurbaşkanlığı da yapar. Bu kadar basit. Yani sen Ama şu anda Şabancığım, Millet İttifakı bir hükümet e, kurarsa HDP ortaklığıyla HDP'li isimleri de çok hala pekala bakan e, tabii, yapar ya mı? Tabii Yapar ya yapamıyor. Ya, pardon, Üçleri bakanı ya, da olabilir. Ha, bakan ya da hangi bakan olacağını hangi bakan olacağını kurarken sen Asbel Kader. Arkadaşlar. Asbel Kader Milli Savunma Bakanı HDP'li bir bakan olsa yapmazsın. anda ya, var ya. Yapmazsın canım. Yani Türkiye'de ya, yer gök Hakan, hakan Bey hayır bak. Geçmiştekili duruşunla çelişiyorsun a zaman. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı gibi evet. Avrupa Birliği Bakanı yaparsın. Şehircilik Bakanlığı yap Bakanı yaparsın. Kalkınma Bakanı Niye? yaparsın. E parlamentoya ya gelmiş. Şimdi peki sen geçmişteki... Peki halkın halkın seçip halkın seçip parlamentoya gönderdiği adamı sen veya, sen ne olarak misin sen? HDP PKK'nın arka bahçesidir. Kabul ediyorsun, değil mi? Yani kısmen diyorum evet. E Bener, kusura bakmayın da, Zafer Bey'in etsen, de, senin de, kısmen bile. Etsen. Abi savunduğunuz şey HDP'yi Bakan yapmış bir e, ya, olayı savunuyorsunuz. Bakın arkadaşlar, o günün şartlarını getirin. Bunun nesini savunuyorsun? Yani. Ya o zaman çözüm sürecinde, çözüm sürecine de destek verdik biz. Çözüm süreci devam ederken. Çözüm yani. süreci bitmişti o zaman. Ama bit, çözüm süreci bitmişti tamam da. O günkü şartlarda ülkeyi seçime götürecek bir hükümet kurulması gerekiyordu. Kurulabilirdi. Ve CHP CHP destek hayır, vermedi, hayır, MHP hayır, destek hayır, vermedi. Hiç, hiç Bence Şaban şey Bey'e bu konuda Ahmet Davutoğlu cevap versin. Onun kurduğu hükümet. E yani ayrı verebilir de. <laughs> ya Ahmet Davutoğlu değil de AKP ya Genel Başkanı. Arkadaşlar bakın burada şunu karşılayayım. Ne demek istiyorsun abi sen? Ahmet Davutoğlu ne demek hükümeti istiyorsun? kurdu. Abi yanlış yapıldı demek. Ahmet Davutoğlu yok, hükümeti kurdu. Tamam. Recep ya Tayyip Erdoğan'a da bak diyoruz ki o zaman nasıl bir hükümet kurabilirdi? <laughs> Onu söylüyoruz diyor ki. CHP ile Davutoğlu görüştü diyor ama ben de diyorum ki evet. CHP seçim hükümeti kurmaya yanaşmadı dedi ki bakanlıkları bölüşelim tamam mı normal seçim tarihine kadar uzun süreli bir hükümet kuralım. Dedi. Evet tamam. Yani CHP'nin söylediği oydu. Evet. Ak Parti de onu istemedi. Onu ne istedi? Parti e, Davutoğlu istemeyerek ne istedi. Hayır ben ya. ben bu hükümeti kuramıyorum bu şekilde de kurmam. Ne olurdu böyle deseydi? Ya o zaman kargaşaya giderdi ya. Niye işte, kargaşa? kargaşa niye Türkiye kardeş? Cumhuriyeti hayır, abi? Kurulamayan bir değil. hükümet. Meclisten güvene alamayan bir hükümet. Yani saçma sapan bir durum e, oldu. Cumhuriyet, Cumhuriyet Halk Partisi de kurabiliyordu ama. Ya diyorum ki bak. CHP kurabilir. Hayır, reddet. hayır. CHP bak, bak CHP seçim hükümeti, hükümetini reddediyor. AK Parti kalıcı koalisyon kurabiliyorlardı. Erdoğan Toprak çok eski tanırım. Erdoğan Toprak'a bakanlık teklif edildi. Tamam. CHP'nin CHP'den evet. müstakil üstelik ya. Yani. Seçim hükümetinde. Seçim hükümetinde o. Ya ilk seçim işte hükümetinde, Evet. Evet. Davutoğlu bakanlık teklif etti. Evet. Seçim. Kabul etmedi. Tamam etmedi. Ya kardeşim belki de HDP var ya orada tarihinde ilk defa bir işe yaradı. Tamam mı? Bu ülke için HDP ve ülkeyi gerçekten sağlıklı bir seçime götürecek süreçte yer aldı. Yap. Belki de Hadi. tarihinde ilk defa bir işe yaradı. Şimdi Niye AK Parti böyle bir şey yapmış olabilir? Yani ben PKK'nın arka bahçesi olan bir partiyi getireyim de hükümete ortak edeyim, iktidar yapayım onu, bakanlık vereyim diye mi? Niye? Değil. Niye? CHP ve Milliyetçi Hareket Partisi o dönemde AK Parti'ye seçime gitme konusunda yardımcı olmadıkları için, HDP'nin de seçime gitmek işine geldiği için, o dönemde belki... Böyle bir şey yapıldı. Yo HDP ni tamamla. HDP yok ki. HDP şimdi yapılırsa yaptı. niye itiraz ediyorsunuz diyor. Bak şimdi şimdi çünkü AKP'nin işine gelmiyor. Şimdi şöyle bir şey bak. AKP'nin işine ben gelmiyor. Ben diyorum ki şimdi geçici bir şey vardır tamam mı? Su gelir, teyemmüm bozulur. Ee, burada iki ay içerisinde ülkeyi seçime götürecek ve Türkiye'de tekrar istikrarı sağlayacak bir durum söz konusu. Türkiye ben hep söylerim koalisyonlardan çok çekti. 52 yılda 52-54 tane hükümet geldi geçti Türkiye'ye 1950 ile 2002 arasında. Evet. Ve ömrü 3 ay, 4 ay olan hükümetler var. Ortalama ömrü 1 yıl. Koalisyonlardan çok çektiği için Türkiye AK Parti'de koalisyonla bu ülkenin yönetilemeyeceğini bildiği için CHP'nin koalisyon teklifine hayır dedi ve e, geçici bir hükümet kurulması için onlardan destek istedi. Onlar yardım etmeyince de anayasal ve hukuk çerçevesinde Böyle bir hükümet kurdu mecburen. Beyler tenakkuz buna. Yani bir saptaması Hani o zaman böyle bir şey kuruldu. Ya arkadaşlar şimdi bakın. Şimdi de kurulabilir. Demenin hiçbir bakın, mantığı yok. Bakın. Bakın yani. şimdi burada şöyle bir şey var. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işine gelirse HDP ile her türlü işbirliği yapılır. Hatta gerekirse PKK ile de Abdullah Öcalan'la da yapılır. Abdullah Öcalan'ın mektubunu alırsın, TRT'de okutursun Ekrem İmamoğlu'na oy verme diye. Çünkü AKP'ye yarıyor. Ama CHP HDP ile bir araya gelirse vay sen PKK ile terörle nasıl yan yana geliyorsun Hayır kardeşim denir. yanılıyorsun. Böyle bir şey olabilir yanılıyorsun. mi? Yanılıyorsun. Eğer şu aşamada bak. Ne de hangisinde yanılıyorsun? Şurada yanılıyorsun. Şimdi bak seçim öncesinde bunların bu söylediklerinin senin iki stratejik hata olduğunu ben programın başında söyledim ve seçimi kaybettirdiğini de söyledim bu hataların. Tamam mı? Tabii sen senin söylemen seni söylemen bunu, hayır, bunu ben, olmamış ben, kılmıyor ben ki. Kendi Oldu bu. Ben söylüyorum, Senin ifadene tamam, göre de. Ben adalet ve kalkınma partisini tamam, işte, eleştirmiyorum ben, ki. sen yorum yapıyorsun. Ben de ona karşı yorum yapacağım şimdi. Şu aşamada bak Türkiye 15 Temmuz 2016'dan sonra eksen değiştirmiştir. 15 Temmuz 2016 Türkiye tarihinde bir milattır. FETÖ'nün PKK ile işbirliği yaparak Türkiye'ye emperyal güçlerle ele geçirme operasyonu olan 15 Temmuz'dan sonra her şey çok değişti. Ama bu kafalar da çok, çok değişti. bağlantılı değil. Şimdi artık hiç kimse yani şu anda AK Parti HDP ile bir ittifak yapsa, bir seçim işbirliği yapsa sen zannediyor musun ki seçmen bunu cezalandırmaz? Cezalandırır. Ve, ha, cezalandırır tabii ki. İmamoğlu'nu da cezalandıracak dedim işte ben programın başında. HDP'ye bu kadar rahmi olduğu için. Dolayısıyla o günler geride kaldı. Biz önümüze bakalım şimdi. Artık AK Parti'de, Milliyetçi Hareket Partisi de HDP'nin içinde olduğu hiçbir kombinasyonda olmaz. Şaban Bu arada Deniz Baykal, Deniz Baykal ve Latif. İlhan Kesici fazla ve Gülsüm da... Bilgehan'a da bakanlık teklif etti Davutoğlu. Evet. Deniz Baykal, İlhan Kesici, Gülsüm Bilgehan. Yanlış Faz, hatırlamıyorum. Fazla iddialı olma. Adalet Erdoğan ve Kalkınma Toprak. Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi e, iktidarda tutunmak için Evet. Ee, yarın gerekirse MHP ile yolunu ayırır HDP ile yürümeye ha, devam bir eder gün, Bir gün Hiç. HDP şunu yapmazsa Bir saniye bak çok açık şey söyleyeyim buradan Geceniz, geceniz. Ya bunu gördük kaç ya kere yaşadık şey Kaç Eğer kere Eğer HDP yaşadık? şunu yaparsa Derse ki PKK bir terör örgütüdür Bizim şu saatten itibaren PKK ile hiçbir bağlantımız yoktur PKK ile bağlantısı olanları partiden ihraç ediyoruz biz şu andan itibaren bir kitle ve Türkiye Partisiyiz ah, derse keşke, ah, HDP o, o günler ve AK Parti'de o şartla HDP ile bir işliği yaparsa işbirliği yaparsa senin de itirazın olmaz benim de itirazım olmaz. Çok teşekkürler. Yani şu bitiriyoruz. Konu, evet şu konuda. Çok teşekkürler. Böyle, böyle bir işbirliği bitiriyoruz kimse demek. yapmaz bunu söyleyeyim. Çok teşekkürler. Zafer Şahin, Ömer Lütfü Avşar her ikinize de çok teşekkürler Ankara'dan katıldığınız için. Sağ olun. E Hakan Bey çok teşekkürler. Latif Bey çok teşekkürler. Şaban Bey. E, Ramazan'ın ertelenmesi falan Ya o konulara girme abi sen ya. <gülüyor> <gülüyor> yani e, Ramazan Geçen geçen şimdi, sene miydi o bak iş? Bak şimdi şey <laughs> Ramazan'ın ertelenmesi değil, e, geçen sene eee malum işte Mart'ta bu korona Türkiye'ye yeni gelmişti ve müthiş bir panik vardı. İlahiyat profesörleri ve ilahiyatçılar ya şimdi önümüz ay Ramazan ne yapacağız şimdi teravih namazları işte o Ramazan'ın hani o kutsiyeti ya bir araya şey gelmeler. Söylemeyeceksin değil mi? Söyleme sakın. Koronavirüse hız çok feci yayacak. Acaba işte bir önlem alınamaz mı? Teravih namazları teravih namazları ön, şey yapamaz mı? Ertele, iptal edilemez mi? Camilerde toplu namaz kılma falan edilebilir. Onlar tartışıldı. Benim de dediğim o bir tekim sonra da netikim sonra Diyanet İşleri Başkanlığı teravih namazlarını geçen yıl biliyorsun şey yaptı kılınmasın. Şöyle Şaban abi, Bey. Abi. Şimdi Ali Erbaş'a getirmeyin Allah aşkına. Din konusunda gerçekten hani inanmak inanmamak herkesin kendi bileceği iştir. İnanırsın inanmazsın ama bilgi olarak yani bir bilgi objesi olarak bizim dine yaklaşmamız lazım. İnanıp inanmamak ayrı, bilmek gerekiyor. Yani teravih namazını kılmak mesela sünnet midir? Oruç tutmak farz mıdır? Sünnet nedir? Farz nedir? Bizim aydınlarımız bunları bir bilgi objesi olarak bile bilmek istemiyor. Bunu, Problem bunu, burada. Ahmet Bey bunu, ila, yani bunu ilahiyat bunu, hocaları bile bak, bu konularda maalesef dip, çok farklı Batı'da çok farklı Batı'da bir entelektüel, Batı'da bir entelektüel Hristiyanlığı bilir. Ateist de olsa ateist de olabilir. Yok ben Şaban Bey'in özelinde söylemiyorum. Bunu bu gerçekten bizde yaygın bir şey. Hayır yani. ben ben bilirim zaten bunları canım. Biliyorum. Yani ama yine de dikkatli Yok, olmak bildiğin lazım. Bildiğin bu da Şaban bilmediğin olsa ne olacak yani şimdi? <gülüyor> e, <gülüyor> neyse ya, sevildiğini Ahmet bil bugün Bey, kimse bu konuyu gündeme şey getirmedi. Ahmet Şaban Bey e için deniliyor ki Ne Zafer pardon? Şaban Bey için Şaban Bey için şöyle bir espri yapılmış. Çok hoşuma gitti. Cübbeli hocaya rakip çıktı, gravatlı Şaban Hoca diye. <laughs> bu, bu akşam bu akşam programın sonunda hepiniz Mehmet Bekeroğlu gibi olduk. <laughs> evet, hepimiz olduk vallahi doğru. Yok. <laughs> Yo, bu Mehmet Bekeroğlu ile olan e, dio, polemiğinde ben Şaban Bey'i destekliyorum. Şaban Bey orada yerden göğe kadar haklı. Peki. Ya seni seviyoruz Şaban Bey. Yani, yani insan yazdığı, söylediği bir şeyi ısrarla neden inkar eder ki? Onu da anlamak mümkün değil. Peki, o da ayrı bir konu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi geceler diliyorum. Hoşça kalın.